You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push, the faster start tripping. Till you're the only one standing on street winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Keep up with the pacing, adrenaline rush starts racing. Get through all the things you hate in. Don't let the others in charge of your dreams. They just don't know what it takes to be seen. You see the shit take control of your team. And if you're alone, then a one-man army. So you better be starving, and you better be carving. Through the hate, keep marching, and every day keep charging ahead till you get what you want, what you dream. Regret is a thing of the past, and you'll see that you always had it inside. It's the key to make the most of this life for me. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Merhabalar, merhabalar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ne kadar güzel bir gün. Bakın üstümde ne var. Bakın, bakın, bakın. Bakın üstümde ne var, bakın. Adana'ya çok şükür, Allah'ım şükürler olsun. Kış geliyor. Hava kapalı, 22 derece, hafif yağmurlu görünüyor. Mükemmel serin bir hava var. Mükemmel bir atmosfer. KVK2 inanılmaz canım çekti bu arada. İnanılmaz canım çekti. Ben gitmiyorum lan 2230'a falan. Ben gitmiyorum, ben gelmiyorum. Ben KVK2'ye gideceğim. Ben KVK2'ye gideceğim. Oğlum burası çok güzel ya. Adamlar Alex YSG ile geçit falan tutuyor. Edward Tomris rallileri dönüyor. Mükemmel ya KVK2. Ne yapacağız lan biz? Gidiyoruz orada 2 saat teknoloji için uğraş. Para yatır, para harca. Ben gidiyorum KVK2'ye. Abi Zer teşekkür ederim. Kazanıyoruz inşallah. İnşallah tabii ki gönüller 93'ten yana. Birazdan oylamayı açacağım. Toksiklik bizde de var. Yeri geldiğinde toksiklik yaparız. Yeri geldiğinde ama. Ali Mert aleykümselam. Dark Lear aleykümselam teşekkür ederim. Ali Eren aleykümselam. Aykut Baba aleykümselam teşekkür ederim. 93'ler dövdü mü? Henüz başlamadı oğlum. 93 bir süre muhabbetten uzak olsun ya. 500 milyar kill puanı yapmışlar. Evet. Üçüncü günde kaleden koluna falan filan. Ya bence de çöpler kanka. Ben en başından beri demiştim 1365 o KVK'yı kazanır diye. Sen utan. Sen utan yani. Necati aleykümselam. Tırt KD diyorum anlamıyorsunuz. Hadi lan oradan, o kadar da değil. 500 milyar kill puanı az gibi geldi kulağıma. İyi mi kötü mü? 600 kişiye göre kötü. 600 kişiye göre kötü bir şey bana sorarsanız. Bence 900 milyar olmalıydı. Metin Minekeyse, Ali Emre merhaba. 818 sapık gibi girmiş. 108 milyar mıydı? Onlar da 108 milyar yaptı herhalde.
108 milyar. Evet, 108 milyar. Top 600'e göre az, aynen öyle. Ben de bundan bahsediyorum. Arkadaşlar toplanacağız, çokuşacağız. 34 kişiyiz. Bir beğenilere basalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir beğenilere basalım, bir de anket yapalım. Sizce kim kazanır? Hadi bu sefer 93'e kıyak geçelim. 60 GT. Yani hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz şuradan verelim kendi oyumuzu. Bu sırada hadi oğlum bir tane geçitir rallisi başlatın lan. Ben geldim niye mi? Bunu hadi oğlum bir geçitir rallisi başlatın ya. Burası bir KVK2 arkadaşlar. Boş durmayalım diye, ekranda bir şey olsun diye buraya baktım. One V tarafında herhangi bir şey yok. Yarın 6. seviye geçitler açılıyor. Orada biraz hareket olacaktır yarından sonra. Çünkü 2377 gelecek bir kanattan, bir kanattan 1606 gelecek. 2377'nin yukarı taraftaki geçidi zorlaması gerekiyor. 60 GT'ye zaten gerek yok. One V'nin 606 yardımına ihtiyacı var. Totem yapıyorum, 93'e bastım. Jiguli draması ne derken, aha rally geldi. Vallahi rally geldi. Edward Tomris rallisi. Hadi bakalım. KVK2'de mükemmel ya bu rally. Konstantin Martel tutuyor muhtemelen. Şeyi, geçidi. Haydi oğlum Konstantin, attın skill'i. Ardını görmedik. Ardındakini görmedik, Konstantin'in ardındakini. Konstantin YSG miydi? Konstantin YSG. Okey, peki. Edward Tomris deler. Adam akıllı reinforce aldığı sürece Konstantin'i mahveder. Yalnız bu Tomris full değil galiba. Yüklerin 12'de birikiyor olması lazım. 10'da patlıyor. 5-5-5-4 gibi filan herhalde. Kimmiş rally açan? Shit sen mi diye birisi. Abi KVK2 çok tatlı değil mi ya? 60 GT alırsa modluk lol. Ya oğlum bir git. Allah Allah. Yok modluk filan. Sami. Ben 3279'da oynuyorum. KVK1 5 gün sonra başlayacak. 80K elmasım var. 510 heykelim var. YSG çarka mı oynayayım yoksa VIP 15 mi olayım? Muhammed Arslan, bana sorarsan YSG'yi full 510 tane heykelim var. KVK 1 5 gün sonra başlayacak. KVK 1 başlayacak, 5 gün sonra haritaya gireceksin herhalde değil mi? Savaş olmayacak. Bence YSG'yi fulllemelisin. VIP 15'te ne savaş için ne geliyordu? Ya 14, 15'te ne geliyor? Abi bir şey gelmiyor, intikal hızı geliyor. İyileştirme hızı %50 iyiymiş ama bak. İyileştirme hızı %50 falan iyi bunlar. Bak araştırmaya bak, hastane kapasitesini de geçtim. İntikal hızı 5 fark yaratır. Eğitim hızını da yükseltiyor. Bak ya şimdi çıkmaza girdim. Dur bak, ben olsam ne yapardım? 80K'ya mı basman gerekiyor? VIP 15 olmak için. Birden 80K mı vermen gerekiyor? 93 kazanırsa Tayyip'ten zengin oluyorum. Abi hepimiz öyle yani. Gerçekten. Bak bu yayını terk etsin ya. Yayını terk etsin. Bu Osiris'te, şu şeyde, şu bahis düzeninde oğlum 1'e 100 veriyor lan. 60 GT oynayan var mı şu an chatte izleyen? Abi benim şu mod, yani oğlum Nisan 23 Nisan'da. Kupanın bir ucundan tutacağız birazdan. Hadi inşallah. Bak gönlüm ister 93 ama gönlüm ister bir sonraki haftaya da, eğer bu hafta 93 kazanırsa bir sonraki haftaya 60 GT kazansın, biz 3. maçı da görelim. Tabii ki biz yine 93'ü destekliyoruz. Gönül ister 93 ama 60 GT var karşı tarafta. Her şey eşit. Biliyorsunuz yani. Bütün her şey eşit. Ama 60 GT de yani abi işte dövülmüyorlar. Mid'de dövülmüyorlar abi. Neyse 93 bunları biliyor. 93 bunları yapıyor. 60 GT'yi izlemiştir. KVK'ları sert geçseydi 60 GT'nin. Allah belanı One V senin gibi. KVK'ları biraz sert geçseydi 93 için daha olumlu durum olacaktı. Ama adamlar savaşmıyor abi. Şimdi burada bu maçtan sonra bir sonraki maç 22'sinde ve bir gün sonra 23'ünde de Kingsland açılıyor 60 GT'nin. Yine 93'e gülmedi. Yine güldürmedi. Oley'i kazanırlarsa seni gelir. Evet 93K eksiğim var. Elimde şu an 80K var ama al dersen alırım, yoksa çarka basacağım. Yani 510 heykelim var. YSG 555 4 gibi bir şeyler oluyor. Ne lan 5-5-5-3 oluyor, 4'te değil.
510. Senin o 555 2 oluyor. Çünkü 690 heykele ihtiyacım var. fullemen için. Yani 555 2 yap. Ama o zaman yok ya. VIP 15 ol sen. VIP önemli abi. VIP daha önemli. VIP 15 ol. 555 2 yaparsın YSG'yi. Sonra fullersin. Şeyde biz OL'ye fokus olduk. Ondan gitti filan. Evet KVK doğru bu arada. 93. 93 Osiris liginden dolayı KVK'yı saldı. Abuzer atletiyle ben atlet giymem arkadaşlar. Atlet giymem ben. Tişört giyerim. Kaan ben seni neyle oyalıyorum lan? Kanka sen yayını laptopla mı yapıyorsun? PC alacağım da karar veremedim. Asus'la Acer arasında. Ben Monster'dan şaşmayın derim. Yani paranız yetmiyorsa da bir ay bekleyin, iki ay bekleyin. Monster'dan şaşmayın derim. Çünkü ben 2016 yılında bir Monster aldım. Hala kullanıyorum. Çok şükür hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Yayını tabii ki laptopla yapmıyorum ama YouTube'a ilk başladığımda laptopla başlamıştım. Daha sonrasında masaüstü topladım. Sen de bir hesap çekilişi falan yapsan. Yok bende öyle şeyler yok. Bizde öyle şeyler yapmıyorum. Bu rally raporunu Stager diye bir arkadaş atıyor. Hiç konuşmamışız ama. Herhalde atar. Monster'ın hikayesini bilmiyorum. Ama çok sonradan öğrendim. Türk malıymış ya lan Monster. Türk malıymış ya lan. Ben bunu çok sonradan öğrendim. Bilmiyordum yani. Bilgisayar konusunda ben de Monster'da karar kıldım. Akşam sana birkaç Monster atayım. Alayım bitsin artık bu konu. Şimdi karşı rally geldi. Saladin YSG. Rally'de adam akıllı reinforce yok. Saladin YSG. Aha iptal ettiler. Rally iptal ettiler. Asus anlaştığı firmaya el atıyor, yapıyor kalite. Şurayı bir. Chat'i yine göremiyoruz. YouTube. Senin geçmişini. Haydi ya bir ankete basalım arkadaşlar. Bir ankete basalım, bir de beğenilere basalım. Monster pişmanlıktır almayın. Bak Alpay, ben bunu MSI'da da duydum. Yani birçok şeyde duydum. Bak ben 2016 yılından beri Monster kullanıyorum. Laptop şu an burada. 4100 liraya falan almıştık ama o zaman da 4100 lira 4100 liraydı yani. He. Paraydı yani 4100 lira. 2016'dan bahsediyorum. Bak kaç, üstünden 7 yıl geçmiş. Sadece 2 kez bakıma gönderdim. Termal macunu yenilettim. Format attırdım. Bu. Onun dışında hiçbir sıkıntısı, hiçbir sistematik bir şeyini yaşamadım. Ben 6-7 ay boyunca yayınları, videoları hep Monster'dan yaptım. Şu anda yine bir termal macun, yine bir şey yapsam, format atsam, yine yayınları yapabilirim Monster'la. Yine yapabilirim. Ama bazı Monster'larda da işte muhtemelen sen ya da bir arkadaşın da yaşadı. Çünkü benim de var abi, benim de var. Monster'ın Allah belasını versin diyor. Monster gibi firma olmaz olsun diyor. Bazı işte şans ya, yani gerçekten şans. Şimdi ben bu kadar övüyorum çünkü çok memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama birkaç arkadaşım var, nefret ediyor Monster'dan. Allah belasını versin diyor. Çünkü onların sistemi bozuk. Onlara sistemi bozuk bir şey gitmiş. Bilgisayar gitmiş. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 12 dakika boyunca bu ekrana bakacağız. Çünkü ekranı yenilememem gerekiyor. Ekranı yenilersem kayıt yapalım. Hemen yap. Ekranı yenilersem puan durumunu göreceğiz. Muhtemelen öyle olacak. Başlangıçta bir ufak bir puan durumunu görmek istiyorum. Onun için ekranı yenileyeceğim. Ondan sonra burada kalacağım. Biliyorsunuz 12 dakika sonradan giriyoruz biz içeri. Umarım bir donma, bir elektrik, bir internet kopması bir şey olmaz. Şey yaparız. Güzelce saplarız.
Efe aleykümselam. Asus ROG Strix al, kafan rahat olsun. Ölümüne 93-93. Abi sen ben miski gene olimpiya olur mu? Yani şey, günlük ödülleri yapmadım. Onu almak için oynayabiliriz. Benim ev arkadaşım aldı Monster. Herif tamirden alamadı. Bir türlü neden tutarlı değil anlamadım. Mesela 3-4 gün oldu. Yok lan 3-4 gün oldu. 1 hafta falan oldu. Biz abime aldık. Abim... Yani bir şansımı deneyeyim dedim ya. Abime aldık. Çok şükür onda da bir sıkıntı yok. İt gibi oyun oynuyor yani. Şu anda hiçbir şey yok. RTX 3050, 3060, 3070 arası çok fark var mı ya? Yok. O kadar yok. Ama 3060 daha tatlı olur. 3070 de güzel ya. Bunların hepsi güzel. Bir kere senin ben o kadar yüksek grafik yok. Çok fazla kalite... Şey diyeyim, seni de bombalamayayım şimdi de. Çok fazla özellik de iyi değil. Yani çok iyi değil der ya, iyi de aslında. Sana mesela ne yapacaksın ki sen? Rise of Kingdom oynayacaksın. Hadi oyna, başka ne oynayacaksın ki kan? Çok fazla. 93'e bastım, hadi 93. 60 ve 70 çok değil. Ama 50 ve 60 çok. 69 GT. Abi nerelerdesin kaç gündür? 2 gün mü oldu lan yayın açmayalı? 2 gündür yayın yapmıyorum. Normalde Yaşar'la yayın yapardınız Gökhan'cığım. Yani Yaşar da kendi yapmak istedi. Ben de kendim yapmak istedim. Öyle isteyen Yaşar'dan izler, isteyen benden izler. Böyle beraber birlikte yapmaktansa farklı farklı yayınlar yapar. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu sonuçta bir para da kazanıyor bir yandan. Şimdi ben yapınca Yaşar bana gelince Yaşar para kazanamıyor. Ben Yaşar'a gidince ben para kazanamıyorum bu sefer. İkimiz de yapalım. İzleyiciyi bölüyoruz evet ama... kimisi benden hoşlanıyor, kimisi ondan hoşlanıyor. Maç anlatımı anlamında söylüyorum. İsteyen istediği yerden izlesin yani. Sadece rock oynuyorum, Discord ve Excel. Ya sen manyaksın ya. Sana bak, sana Monster'a da gerek yok da. Neyse, illa da laptop alacağım diyorsan al Monster. Monster'ın bir de ömür boyu garantisi var. Bilmeyen var mı bunu? Ömür boyu garantisi alıyor. Dediğim gibi ben hiçbir sıkıntısını yaşamadım Monster'ın. İkimize de sevenler var. Aynen. Ben sana benim laptopu atayım. En uygun Monster bu. Al başına koy hesabı. En uygun Monster herhalde 25 var. 20'den fazladır ya. Biz de geçenlerde baktık da abime bir 35 bin liraya kadar filan aldık. Ama o onu ömür boyu kullanır yani. Bu oyunu PC'de oynayabilsek keşke. Abi sadece Monster diyorum diye Monster'a odaklanmayın. Lenovo'dan da oynayabilirsiniz, Asus'tan da oynayabilirsiniz. Ama Monster oyun için yapılmış bir laptop olduğu için sistemi buna müsait. İşte şeyleri değiştirirsin, RAM eklersin. Mesela atıyorum 16 GB RAM aldım laptoplardaki. Genelde alacağın şey büyük ihtimalle 16 GB olacak Kaan. İşte 1200 lira falan işte 1200-1300 lira... 16 GB bir RAM daha taktırırsın. Çak yükseltirsin. Bu senin oyun kaliteni de yükseltir yani. Atavrat Ramiz eyvallah, teşekkür ederim. 429'da ne ara bana sekti o. Gerçi 429 mu kaldı? Ben mimarlık okuyan kardeşimi alacağım. Çizim programları için hangi markayı öneriyorsunuz? Bana sorarsan işte mimarlık da okuyorsa kesinlikle Mac kullanmalı. Mac alacaksın. Ama onu da Mac'de alırsın herhalde. Ben ne kadar var? 3. Bir hava alayım maç öncesi. Maç boyunca alamayacağım. 429 zirveden indi de bıraktı. Zirvede bırakmadı alukart şimdi. Ben de 10 yıllık Lenovo'dan oynuyorum çatır çatır. Ne hani? Hani? Ya arkadaşlar bu oyun... O kadar yüksek grafikler falan olan bir oyun değil ya. Yani değil, bu oyunu çok daha rahat oynuyor. Benim şu oyunu, benim özelliklerdeki bir bilgisayarın uçması lazım ya oyunda. Uçması lazım. Ama işte internet de etkiliyor. Bir şey değil. Oyunun sunucularıyla alakalı sıkıntılar var. Ama biz bunu 93-365 KVK'sında gördük. Sıfır lag oldu. Sunucuları çözmüşler. Buradan da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler ediyoruz Lilith'e. Kim alır abi sence, zaten belli de. Bana sorarsan hiçbir şey belli değil John Wick. Çünkü burada her şey eşit. VIP durumu yok zaten. Hesap, asker, komutan, ekipman. Ya
her şey eşit. Burada her şey eşit. Burada tamamen taktik konuşacak. 93 ulan 1021. Geçen hafta beni patlattı. 93'e güvenmeyerek patladım. Yani gerçekten patladım. Ve antrenman yapan bir 489'u dövdü. 1093. 93 365'de KVK'daydı. O sırada 489 hep antrenman maçları yapıyordu. 93 dövdü adamları. Yani burada evet 60 GT, evet bu adamlar Kore, Çinli. Bu adamların yani Çin ağırlıklı 60 GT. Bu adamların midi, tabutu çok güçlü. Ama diğer kanatları, Van Wee'nin de güçlüydü. Van Wee de dövüyordu 93'ü tabutta. JST de dövüyordu 93'ü tabutta. Ya 93'ü tabutta dövmek bir şey ifade etmiyor ama. Diğer taraf, bugün adamlar finalde. Şu duyuruyu geçeyim. Biz de biliyoruz oyundan bakıp güncel puan durumunu öğrenmeyi. Ama lütfen söylemeyin. 300 saniye değil, kalıcı banlanırsınız. Lütfen puan durumunu söylemeyin. Bu heyecanı birlikte yaşayalım. Bunu bu yayın boyunca tekrar etmedim. Tekrar ettim. Şu anda söylemiş olayım. Lütfen herhangi bir şey söylemeyin. Güncel puan durumuyla alakalı bir şey söylemeyin. Kardeş al bir iPad, işin olduğu zaman klavyede takarsın. Bak o da olur yani. Ama yani Mac'i de yanında taşırsın ya. Daha uzun vade. Çete bir mod yetmez. Hadi lan oradan. 365 önde 60 yendi GGVP. Tabutta dövüp bütün sahayı onlara vermemek lazım. 93 daha önce tabutta dövülüp gidip o tabutu alıp geldiğini gördük. Bunu Van Wee'ye karşı yaptı. 489'a karşı da yaptı. Yani adamlar buna hazırlıklı. Buna hazırlıklı. Umarım 60 GT de buna hazırlıklıdır. Benim tek isteğim, tek dileğim şu. Bakın bir yayın kapatıp açacağım. Güncel puan durumunu görüyor muyuz? 93 başlatmış. Bak tamam. Puan durumu 181. Kazanıyoruz. Burada artık bir daha şey yapmayacağım. Şu an 181'e 0, 93 kazanıyor arkadaşlar. Sen bana modluk ver, ben hallederim. Hayır kardeşim ya, Allah Allah. Metincim sen halledersin eğer denk gelirse öyle bir şey. Direkt 300 saniye değil, direkt banla. Kim olursa olsun banla. Takip ediyormuş, etmiyormuş. Aboneymiş, üyeymiş, değilmiş, katıldaymış falan hiç umursama yani. Bitir hoca, bitir hoca. Hocam vallahi çok geçti. Bitir hoca. Gecikme mi tespit edildi? Ha arka tarafta ben KVK'dayım değil mi? Hop geri döndüm. Bir... Şu 60 GT'de şey yapsın ya, güncellesin puan durumunu. Hop! 60 GT öne geçmiş. Hadi bakalım 449-476. Maçı böyle izlemeyeceğiz bu arada. Maçı böyle anlatsam ya size. Böyle anlatsam ya maçı size. 50 liraya banlama bana göre. Ya Metin! Yani daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? İnterneti bağlattın mı Metin? Ne oldu bizim iddia? Yayın yapıyor musun, yapmıyor musun şimdi? Nedir? Dejavu. Nasıl dejavu? Nereden dejavu? Hiçbir yerden dejavu yaşamadım ben. Neyin dejavusu bu? Neyin dejavusunu yaşadınız kanks? Hadi bakalım. Ya benim korkum. Burası 200 kişi miydi? Herkes girebiliyor muydu? Bunu geçen haftadan hatırlayan var mı? Bir oylama sonucuna bakalım. Oo, %44. Abi 97 kişi oy kullanmış. 93T %44, 60 GT %56. Yani 93'e yani beklediğimden fazla destek var. Hadi bakalım. Herkes girebiliyor değil mi? Oo harika. Tamam. O zaman ben burada bir de yani daha önce 200 kişiyle sınırlıydı ya. Hızlı olmaya çalışıyorum. O zaman tamam. Arkadaşlar 71 kişiyiz. 19 beğenide kalmışız. Ya bir de beğeniye bassak ne olur yani. Teşekkür ederim. 28 Mayıs. 14, 28 Mayıs. Ne? Ha seçim. Seçimlere mi gittik Ali Eren? Könül ister. Evet, könül ister. 93, 102 oy olmuş.
93'e gidiyor. Yani 93 arkadaşlar, 93'ün kazan ya kazansın abi, bir kez de 93 kazansın ya. Bir kez de 93 kazansın. Leopard'in ne kadar toksik, leş, iğrenç bir it köpek olduğunu anlatmama gerek yok herhalde. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu KVK'da da Van Vliet'iz. İnşallah Van Vliet kazanır. Umarım. 93'e 5000 bastım abi. Lan Ali, ben seni 5000 biriktirdim mi ya? 5000 biriktirdiysen oğlum şeyi alsaydın keşke. 2 materyali alsaydın, 1000 atsaydın. 60'ın KL'ye 23'ünde. Şimdi 15'i ilk maç, 22'si ikinci maç, 23'ünde Kingsland açılıyor. Yarın 6. seviye geçitler açılıyor. 2377 ile 1606 geliyor sahaya. Bakalım nasıl fark yaratacak 1606. 1606'nın kesinlikle Van Vliet kanadına gitmesi lazım. 2377'nin de 875-2891 kanadına gitmesi lazım. Bir hafta kadar orada savaşacaklar. Ondan sonrasında Kingsland başlayacak. Abi ben gıcıklığına diyorum modlu diyeceğim. Hadi lan oradan. Vermeyeceğim ki oğlum. Olmaz diyorum. 23 Nisan. 23 Nisan'da veririm ama. Olmaz, yoruluyorum. Nerede yoruluyorsun lan? Evet. Son bir dakika. Haydi bakalım. Of. Bak, puan durumuyla alakalı bir şey söylemeyin lütfen. Ha, beğeni mi atmak olmaz? Allah seni kahretmesin. Tor Demirci Gökhan 2230'a ne zaman gidiyor? Ben KVK 2 gidiyorum. Ben KVK 2 gideceğim. Gitmiyorum 2230'a falan. KVK 2'den daha büyük teklif aldım. Aylık 1000 dolar ödeme yapıyorlar bana. 93'te 23K, 60GT 23K böyle biter bence. Tamam, tahminler güzel. Tahmin alabiliriz. 23'e 21 bitmez. Yani 30'lara çekmen lazım. O biraz düşük kalmış Ali Eren. 30 33'e 31 diyelim. Sana da destek atmış olayım. Tahminleri verebilirsiniz. Ver tahmin gönder. Ama geri almayacaksın. Yok öyle bir şey. 23 Nisan'da bir günlüğüne vereceğim. Hop, girdik içeri. Haydi bakalım. Bak şurada 60 GT yazıyor. Yani şurada 93T yazsın be. 93T yazsın. Bu arada becerilere bakalım. İki tarafın becerileri de aynı. İki tarafta aynı becerileri kullanıyor. Hesap güçlerine bakmamıza gerek var mı? Bak tek tek geliyor. 93'e bak şimdi. Tek tek. İsim. Ya çok güzel telim. İşte biz bunu yaptığımız gün biz de Osiris liginde başarılı olabiliriz. Top 16'ya kalmak falan. Evet, bir başarı ama yetersiz bir başarı. Bak. Tek tek. Ben diyeceğim ki işte Umut, bak seni. Bak. Oynayan hesaba bak ya. Oynayan hesabı 69 milyona mı düşmüş? 93 bu arada hala Imperium mu? Legend Baba hala 90 milyon, ne ayak. Güçler hala yüksek 93'te. Muhtemelen hala Imperiumlar. 146 milyon pöpö. 92, 69, 91, 75. Tek geliyorlar. 65, 69 pav zaten çok fazla bir gücü yoktu. 75 peder. Tyler Boyu, Barça 71,5, 73, 70, 104. 93'ün Douglas 83 milyon. Oğlum bu adam 150-170 milyon başladı. 30-40 milyon güç düştü. Sonra bir de 30-40 milyon güç bastı. Sonra geri 83 milyona mı düştü lan? 93 bu kadar arkadaşlar. Asker iyileştirmeleri gerekiyor. Gerçekten yani yetmeyecek bunların askerleri belli. Bir de şuradaki hayvanlara bakalım. Bak böyle anlık donmalar yaşıyorum ama umarım maç esnasında çok fazla yaşamam. Hadi düzeldi. Evet. 60 GT'ye bakıyoruz. Abi bunların da yani birazcık ya bir insan profil resmini neden böyle bir şey yapar? Bu seni utanmadan nasıl OL'ye girmiş? Ne askeri? Ya oğlum şaka yapıyorum. Askerleri falan yok. Her şey eşit arkadaşlar. Her şey eşit. Lilith 5'er milyondu galiba. 5'er milyon asker veriyor. Oğlum şaka yapıyorum lan. Ciddiye almayın ya. Cin de yazmış. Allah Allah. Her şey eşit şu anda. VIP faktörü yok zaten ortada. Hesapların hepsi eşit. Ama tabii ben genel bir 93'ün güç durumlarına bakmak istedim. 60 GT'de de lan güç düşmüş ha bunlar bayağı bir. Yani yine basarlar bunlar güç de. Biliyorsunuz Van Vliet geri çekildi. Ve savunmaya geçti. Bu adamlar sadece rally yapıyor. Bayrakları, kaleleri yıkmaya çalışıyor. Bu 60 GT'ye çok koymaz ama Leopard 470 milyonda 360'a düşmüş. Yani fark yaratıyor.
kıvırıyor. Ya hanım, her şey eşit değil. Onlarda bir Silent Baba yok. Au, hadi bakalım. %60'a %40 bak. Maç başlamadı. 10 saniye maçın başlamasına %60'a %40 60 GT önde şu anda anketlerde. Maçın seyrine göre bu değişecek. Umarım 93 kazanır. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve ding start verildi sayın seyirciler. Dış kulvardan hemen atak yapıyor burada. Şimdi bir dakika, ben bunun her ikisini bak. Set yapıyorum, set yapıyorum. Her ikisini de görmek istediğim zaman neden göremiyorum ben bu adamların her ikisini? Yani benim her ikisi diye bastığımda bütün haritayı açıyor olması gerekmiyor mu bana? Legend Baba sekerek gidiyor bak. Bak abi, anlık böyle anlık donmalar yaşıyoruz ama Legend Baba sekiyor. Kaynak noktasına sekiyor. Setileri karakoluna sekiyor ve oradan da obeliski koşacak. Bakalım ilk kim nerelere dokunuyor. Bu sefer acaba geçen haftaki maçta biliyorsunuz 489 tarafının Jin onunla alakalı bir geri dönüş oldu mu? İlk setleri karakoluna bu arada 93 dokunuyor. Geçen hafta biz 489 ikinci setleri karakoluna da 93 dokunuyor. İlk o 186'ya 0 olan durum var ya, işte o farklar buradan geliyor. 489'un işaret bıraktığı noktaları görüyorduk biz geçen hafta. Bu hafta herhangi bir işaret göremiyorum ben sahada. İlk obeliske de 93 dokunuyor. Setileri karakollarında bir tık geride kalmış şu anda. Direkt garnizonla koşuyor buraya. 60 GT tarafı garnizonlarla giriş yapıyorlar. Bir grup kendi çöl sunağına bayağı kalabalık ilerliyor. Ralliler gidiyor. Ne rallisi gidiyormuş? Johan Nevski diyecektim. Hayır. Justinian Nevski rallisiyle gidiyor şu anda. Kendi bir seti ikinci obeliskine de dokunuyor. Şimdi iki karşılıklı obelisklere. Burada çok bir fark yok ama 2.36. Burada bir 10 saniye üstünlüğü var 93'ün obelisklere dokunma konusunda. 2 dakika 50 şuradan 93'ün oyuncularından atak mı geliyor diye bakacaktım. Seni bile bakın 330k ile oynuyor, bakın bakın. Herifler falan oynuyor. Maç tekrarı olmaz bence. Nasıl maç tekrarı? Maç tekrarı olmaz mı? İkisinin de gördüğü yeri görebilirsin. Ya işte benim ikisi de derken her yeri görüyor olmam lazım Ramazan. Tamam, anlıyor. Evet, ikisinin iki kıt oyuncuların, iki taraftaki oyuncuların da hareket ettiği noktaları görebiliyorum. Bunu anlayabiliyorum. Teşekkür ederim sen yeri de tekrar ettiğin için. Ama benim her yeri görebiliyor olmam lazım ya. 65-93 KVK'sını 93 kazandı. Takip etmemişsin, konuşuyorsun Hitachi. 93 kazandı kanka. Metin'e sor, Metin anlatsın, rezistans anlatsın. 2 dakika sonra teleportlar geliyor. Şu anda 1960 sanki bir tık yavaş mı kaldı? 93 buraya çok hızlı geldi lan. 93'ün uzak koridoru. Ama 93 uzak koridoruna bence çok iyi geldi. Bakalım buradaki üstünlüğü kim alacak? 960'tan birkaç oyuncu var ama 93 buraya sağlam topla gelmiş. Şimdi ama aynı şekilde 960 da kendi çöl sunağı kanadına sağlam bir şekilde geliyor. İki taraf bak. Bak. 93 Henry Liang rallisi yapıyor. Karşı taraf sürekli Justinian Nevski rallisi yapıyor. Swarm atıyorsun. Swarm attığın zaman sahadaki ordular... Neyse, 93'e helal olsun diyoruz. Yaşam mabedine de şu anda kalabalık, bayağı kalabalık geliyor 93 yaşam mabedine 960'ın. 960'tan da oyuncular var burada. Sivil'in garnizonu filan da ilerliyor ama yeterli olmaz gibi duruyor. Çünkü 93 çok daha kalabalık. Fight başladı. Şimdi Silent Flow'la burada. Bu çöl sunağında da güzel bir fight olacak ama... Bir an önce girmesi lazım 93'ün. Yürüyen kıtalar gelmeden önce şimdi saldırıya geçti. 93'ün çöl sunağı tarafına bakıyorum. 960 top yapmaya çalışıyor. Şu anda görünmeyen bir kısımda. 93 buraya gayet sağlam gelmiş. Burada bir 960 tarafının totemi var. Şu anda iki tarafta fight'a başlamadı. Sunakların açılmasına 70 saniye. Setileri karakolunda bir saldırı var. Garnizon var ama bir tane de Henny and Cook... Swarm atıyor. Burada da bir rally var. Bu da bunlar yetersiz olacaktır muhtemelen. Swarm'a giden 60 GT oyuncuları var. Orta tarafta bir savaş dönüyor. 93 kendi çöl sunağına toplanmaya ve topu sıkıştırmaya devam ediyor. Çöl sunağında 60 GT'nin çöl sunağında bir saldırı var şu anda. BJK arka tarafta garnizonuyla bekliyor ama burada 60 GT çok sert dövüyor 93'ü. 60 GT'den hiç kimse ağlamıyor. 93'ten 5 kıta ağladı ve geri gidiyor. Yaşam mabedinde 93'ün üstünlüğü var mı diye bakıyorum. Evet, bu üstünlük normal. Biliyorsunuz burası 93 tarafından yakın koridor. Ama çöl sunağında herhangi bir etkinlik gösteremedi 60 GT'nin 93 tarafı. Buradaki fight'a bakıyorum. Burada da 93 kendi çöl sunağını
garanti almış durumda. Yaşam Mabedi'nde bir saldırı var mı? 60 GT orayı çok önemsememiş gibi duruyor. İlk setileri karakolunu düşürüyor burada. 60 GT ve garnizonu da var içeride. Sunakların açılmasına 10 saniye garnizon filan gelmiş DC Arano'dan. 180K arka tarafta 60 GT 93'ün Tyler Bowie garnizonunu kesmeye çalışıyor. 5 saniye 3 saniye bakalım sahaya ilk kim dokunuyor. Şu anda sadece bir tane üstünlüğü var setileri karakollarında. 60 GT dokundu, garnizon içeri girdi bu arada. 93 çok kötü başladı, savaş mabedine almadı henüz 60 GT. Yaşam mabedine de 60 GT dokundu. 93 oyuncuları sıvar mı atıyor? Yukarı tarafta setileri karakolunu boyamış durumda. Bütün setileri karakollarını kaybetmiş durumda şu anda 93. 60 GT'nin bariz üstünlüğü var sahada. Şimdi kendi gökyüzü sunağının kontrolünü alıyor. Çöl sunağını da Swarm'la birlikte alacaktır. Bir an önce almalı burayı, garnizonu bir an önce bırakmalı içeri. Şimdi kendi gökyüzü sunağını aldı. Yukarıdan izlediğim kadarıyla çöl sunağında da bir Swarm'ı devam ediyor. Tyler Bowie garnizonu mu? Shem garnizonu geri çekiyor ama Peder'in garnizonu var burada. Peder'in garnizonu var burada. 2 dakika 20 saniye 2 dakika puan üretemeyecek burada ama olabildiğince vakit kaybettiriyor. 960'ın çözüsüne gayet safe bir şekilde. Savaş mabedinde bir saldırı var mı? Hayır, burada herhangi bir saldırı yok. Tabutun çıkmasına 6 dakika var. Şimdi 93 kendi çözüsünü da alıyor ve saha üstünlüğü şu anda bir tane üstünlük diyemem. Üstünlük diyemem şu anda. Bir tane yaşam mabedi üstünlüğü var 93'ün. 2 tane de setileri karakolu üstünlüğü var 960'ın şu anda. Yaşam mabedine bir saldırı var ama içeride garnizon var. Buradaki oyuncular yetersiz. Çöl sunağından bir hareket geliyor oraya. 1 dakika 40 saniye sonra puan üretimine başlıyor çöl sunağında. Setileri karakoluna bakıyorum. 1 dakika sonra puan üretimi var. Arka tarafta neler oluyor lan? Setileri karakolunda da 3'er 5'er kıta oynuyor 60 GT. Çöl sunağında herhangi bir şey yok. Şimdi 93'ten oyuncular yenilenmeye gidiyor. Gökyüzü sunağına Legend FF'in bir rallisi var. Swarm atmaya gelen oyuncular var mı bakıyorum. Herkes Liu Che'yi önde kullanıyor. Biz de Liu Che'yi önde kullanacağız. Liu Che Sargon. Dur umarım. Bir şöyle büyütüp bakabilir miyiz? Liu Che Alex. Ama Osiris'te Alex'in kalkanından da faydalanmak istiyor olabilirler. Burada Legend Baba neden böyle bir şey yapıyor? Bir an önce kıtalarını ağlatıp göndermek istiyor herhalde. Rally geldiğinde, rally vurduğunda sıvarma başlamalısınız arkadaşlar. Evet, can barlarınız oldukça düşük ama muhtemelen bunlar can barları düşük olduğu için bir fark yaratamayacaklarını bildikleri için bunu yaptılar. Şu anda sahada bir tane yaşam mabedi üstünlüğü var 93 tarafının. Savaş mabedinde birkaç ordu sıvar mı atıyor. 960 5 dakika 4 dakika 50 saniye kala tabuta doğru rotasyon yapıyor şu anda. 93'ten de arka taraftan tabuta rotasyon geliyor. Şu anda 200 puan sadece 60 GT'nin üstünlüğü var. Savaş mabedindeki puan üretimi 25 saniye puan. 25 saniye sonra etkinleşecek. 20 saniye burayı tutabilir mi 93 ama rally artı swarmlar var. Swarmların canı çok düşük ama. Belki Silent Flow içeriden bir ordusunu çekip garnizon Silent Flow değilse eğer. İçeriden bir ordusunu çekip CPU'sunu içeri koyarsa bu 5 saniyelik süre içerisinde bir kez puan üretimini elde edebilir. 5 saniye. 4 saniye donma, 3 saniye, 2 saniye, hadi ürettin 1 saniye ve 93 ilk işgal ödülünü alamamış mı? Alamadı mı lan 93? Allah kahretmesin, 93 ilk işgal ödülünü alamadı. Sahada şu anda puan üretimini dakikada 510 puan üretiyor. 60 GT tarafı dakikada 180 puan üretiyor 93'te. Burada rally artısı var mı? Bakın rally'yi kırmızıya bırakmışlar. Rally'yi kırmızıda bıraktıktan sonra tamamen zaman kaybettiriyorlar. Rally gidiyor 660K ile 93'ün çöl sunağını. 93'te 20 saniye sonra bu puan farkını yakalayacak arkadaşlar. Arada 200-300 puan olacak. Ama 60 GT çok daha kalabalık bir şekilde tabuta doğru geliyor. Pav Pav burada 2-3 kıtasıyla tabuta koşan kıtaların canlarını azaltmaya çalışıyor. Yaşam mabedinde bir Swarm var, Silent Flow. Yani acaba içeride, ama işte o sırada başka noktalara da bakıyorlar. Bizim gördüğümüz gibi göremiyor adamlar. 93'ün yaşam mabedinde bir 60 GT saldırısı var ama buradaki can barları çok düşük. Garnizonun canı çok yüksek. Orada da kıtalar buna izin vermeyecektir. Evet, arada sadece 100 puan fark var. Dakikada 560 puan üretiyor. 50 puan daha fazla üretiyor şu anda. 93 tarafı muhtemelen bir tane setileri karakollu geri sayımda. Setileri karakolu üstünlüğü olması lazım. Nereden üstünlüğü var? Yaşam mabedi üstünlüğü. Yaşam mabedinden üstünlüğü var. Evet, yaşam mabedi hala puan üretemiyor. Şimdi çöl sunağına bir saldırı var. Yine Henry Liang geliyor. 60 GT
Çok az. Şu anda avantajlı pozisyonda. Pozisyon olarak avantajlı taraf 93T tarafı. Tabutta. Tabutun çıkmasına 2,5 dakika var. Gökyüzünün anda bir saldırı var şu anda. Swarm'la birlikte. Pavpav oraya bir kıta reinforce bırakıyor ama Rally'yi Swarm'layıp göndermeliler. Justinian, Nevski bu Gökyüz Sunağı'nın düşmesi için yeterli olacaktır ki Gökyüz Sunağı önemli ölçüde puan kazandırır 60 GT'ye. Şimdi burada da bir 93'ün saldırısı var ama bu saldırı pek yeterli olmayacak gibi. İçeri reinforce sağlam bir şekilde geliyor. Şöyle kalabalıklığa baktığımda 93 de arkadan geliyor, 60 GT de arka taraftan geliyor ama 60 GT biliyorsunuz çok daha fazla sıkışıyor. Bunu JST de yaptı. Puan farkına bakıyorum şu anda 100 puan önemli değil ama 100 puan kadar 93 önde 60 GT'den önde rally'yi swarmladılar. Bu rally alamayacak birebir de düşüremeyecek pozisyonda bırakıldı ve ileri tarafa doğru hareket ediyor. Şu anda garnizon değişmiş, swarm var, burayı çok zor olacak ama burayı tutmuş olacak bir kıta daha. Bu barçanın içeri reinforce atmasıyla birlikte gökyüzüne güvene alınmış olacak. 20 saniye sonra yaşam mabedinden puan üretiyor. Tabuta bakıyoruz. 93 sağ tarafa doğru rotasyon. Bakıyorsun, görüyorsunuz değil mi? Tek bir şekilde hareket ediyor olmak lazım mesela. Bak, arka tarafta Sini ne duruyorsun oğlum? Devam et. Evet, Sini ne duruyorsun derken hareket etti. Silent hareket ediyor. Durmayın arka tarafta. Bakalım ilk savaşa geçen taraf kim olacak? Savaş mabedinde bir saldırı var. Bir rally var. Bu rally yetersiz. Gökyüzünün herhangi bir şey yok. Tamamen tabuta döndük artık. Bak 90, şunu görüyor musun? 60 GT'yi görüyor musun? Yukarıdan bak. Yukarıdan bak. Yani çok az görünüyorlar değil mi? Bak şimdi birazdan fight bir başlasın. Şu anda sadece 200 puan üstünlüğü var. Bir tane setiler karakolu üstünlüğü var. Patırtı geldi 93T tarafından. Saldırıya geçen taraf 60 GT oluyor. Patırtıyı kullanıyor. Bakalım ilk tabutun kazananı kim olacak? Savaş mabedinde de bir saldırı var. Süper görüş geldi şu anda 93T tarafından. 60 GT'de süper görüşünü kullandı. Ağlayan, ilk ağlayan kıtayı göreceğiz. Kıtaları saymak istiyorum. Etelfitler falan çok fazla 60 GT tarafında. 93 tarafında görmedik. İki tane 60 GT'den ağlayan. Üçüncü 60 GT'den ağlayan kıta. Dördüncü 60 GT'den ağlıyor. Üç tane birden 5, 6, of birden. Birden 6, 7 kıta 93 tarafından ağladı. Şöyle bir bakıyorum. İki tarafta dengeli diyebilirim. İki tarafta dengeli ağlıyor diyebilirim. İki tarafın da orta tarafta sayıları eşit diyebilirim. İki tane üstünlük var şu anda 93T tarafından seteleri karakollarında. 60 GT de fazla ağlıyor. 93 de fazla ağlıyor. 93 şu anda şu güruh of arkadaş, yani evet 93 şu anda daha fazla ağladığı gibi duruyor. Burada evet hala içeride kalabalıklar. Tabut şu anda belirdi. Bakalım ilk tabutu kim alacak? 93 bunu çok iyi yapıyor. Umarım ilk dokunan 93 olmuştur. Alıp bir tık, evet Mr. Mu aldı tabutu. Birazcık götür. Oğlum götür derken 60 GT sahayı dövmüş durumda. Abi görüyorsunuz her şey eşit ama olmuyor işte. 93 şu anda burada 3000 puan kaybetmiş durumda. Arka taraftan bakalım gelecek mi 60 GT? Bir daha önce Van Wien'in 489'un yaptığı gibi bir saçmalık, bir hata yapacak mı? Bakalım bu tabutu geri götürürken neler olacak? İki setileri karakolu üstünlüğü var sahada. Çöl sınağında bir rally var ama bu rally yetersiz. Savaş mabedinde de bir swarm'a gelen 5 kıta var. Bu swarm'lar arka taraftan gelen 2 orduyla birlikte yeterli olabilir. Bu swarmlar yeterli olacaktır. 93 burada yaşam mabedini kaybediyor. Çöl sunağına bakıyorum. Tabuttan gelen oyuncular çöl sunağına mı gidiyor? Hayır. Çok safe oynuyor. 60 GT çok safe oynuyor. Geliyor. Tabutu alıyor. Nasıl? Geliyor. Tabutu alıyor. Sahayı elinde tutuyor. 3000 puan farkı kendi hanesine yazdırıyor. Şu anda 100 puan da üstünlüğü var. 93'ün her türlü bir tabut alması gerekiyor. Yaşam mabedini kaybetti. Oraya doğru çıkan 93 oyuncuları var şu anda. Yaşam mabedinde herhangi bir garnizon falan olmaması lazım. Şu anda içerisi boş. Swarm'la orayı rahat bir şekilde alacaklardır. Tabuta bir rotasyon var mı 93 tarafından? Evet. Birkaç kıta geliyor. Birkaç kıta geliyor. Tabutu direkt içeri mi koyacaklar? Setileri karakoluna ilerliyor bu. GT Rin setileri karakoluna ilerletiyor tabutu. Acaba çöl sunağında bir saldırısı var 93'ün şimdi. Arka taraftan oyuncular gelmeye devam ediyor. İki tarafı bir kısım kendi çöl sunağına, bir kısım kendi savaş mabedine gitti. 60 GT tarafından tabutu düşürüyor şu anda 93 tarafı ama saha üstünlüğü de 60 GT'de. Gökyüz sunağında bir saldırı var 93'ün. Bu saldırı yetersiz olacak. Silent orayı swarmlıyor. Çöl sunağındaki saldırısı da 93 tarafından yetersiz bir saldırı. 60 GT
Şimdi kendi şehirlerine doğru döndü. GT Rin Çağçağ ile birlikte kendi şehirlerine doğru rotasyon yaptı. 93 tarafı arka taraftan tabuta doğru rotasyon yapıyor. Tabuta doğru geliyor. Ama burası tamamıyla zaman kaybı. Çünkü 60 GT diğer ittifaklar gibi burayı bırakmamış. Burayı bırakmadı. Tabutu bırakmadı ve tabutunu güvenli bir şekilde kendi şehirlerine doğru götürüyor. Shemin rallisi var. Henry Liang rallisi. Savaş Mabedi'ne şimdi Yaşam Mabedi'nde bir saldırı var. Gökyüzü Sunağı'nda bir saldırı var. Bu saldırı yeterli olacaktır swarmlayan oyuncularla birlikte. Gökyüzü Sunağı'nı düşürüyor burada 93T 60 GT'nin. Burada rally artı swarmla birlikte kendi Yaşam Mabedi'nde kontrolünü aldı. Saha üstünlüğünü kesinlikle kurması gerekiyor. Çünkü puan farkını kapatması gerekiyor. Savaş Mabedi'ndeki saldırı bakıyorum. Yeterli olur mu? Swarmlayan oyuncularla belki ama arka taraftan 60 GT oyuncuları geldi. Yaşam Mabedi'nde de bir saldırı var ama bu yetersiz bir saldırı. Gökyüzü Sunağı'nı baş başa bırakmışlar. Çöl Sunağı'nda 60 GT kalabalığıyla birlikte arka taraftan gelen 93'ün oyuncularını dövmüş durumda. Savaş Mabedi'ndeki evet Gökyüzü Sunağı'nı kazanıyor şu anda 93. Oradan bir kere dahi olsa puan üretmesi gerekiyor. Şu anda Rally artı Swarm'la birlikte Savaş Mabedi'ne saldırı gerçekleştiriyor 93 ama çok kalabalık arka tarafta 60 GT oyuncuları. Orada garnizonu dolduracaktır. Safe bir şekilde ilk tabut 960 tarafına hayırlı olsun diyebiliriz. Arka taraftan 93 oyuncuları Gökyüzü Sunağı'na sağlam geliyor. 1,5 dakika var buradan puan üretmesine. En azından buradan puan üretmeleri gerekiyor. 60 GT'nin yerinde olsam kesinlikle tabutu teslim eder ve sürekli tabuta oynarım. Çünkü 93'ü bakın sert bir şekilde her şey eşit olmasına rağmen sert bir şekilde tabutta dövüyorlar. Çünkü internet sıkıntısı var. Ekipman sıkıntısı var. Adamların çoğu iPad ile oynuyor. 60 GT tarafında Asya tarafında ve internetleri inanılmaz hızlı. Bizim garibim Sini de Balıkesir'den oynuyor. Şimdi Balıkesir nerede? Japonya nerede? Çin nerede? Savaş Mabedi'nde herhangi bir etkinlik gösteremedi. Şimdi burada ön tarafa doğru toplanan 60 GT oyuncular var. Tabutun kontrolünü kaybediyor GT'nin. Hala arka tarafta tabutun süresini uzatıyorlar. İki tabut mücadelesi mi yapacaklar acaba burada? Kaynak noktasına girmiş ve tabutu şimdi Richard'a bıraktı ve şehrine doğru çekiyor. Arka taraftan 93'ün bakıyorum Gökyüzü Sunağı'ndaki üstünlüğü puan üretimine 25 saniye var. 93 buradan bir kere puan üretecek. Rally artı Swarm'la birlikte sahadaki oyuncular zaten o rally'yi dağıtacaktır. Gökyüzü Sunağı'ndaki bir kez puan üretimini başardı ama bu yeterli olmayacak. Daha fazlasına ihtiyacı var çünkü arka tarafta 3000 puan var 93 tarafından. Şimdi 960 tarafından bakıyorum rally swarm'a devam ediliyor. Rally şu anda reinforce geliyor 600k içeride. Bir saniye sonra evet 93 burada ilk puan üretimini aldı. Gökyüzü Sunağı'nda çöl Sunağı'nda da bir saldırısı var şu anda. Rally swarm'la dağıtıldı. Şimdi burada swarmlayan oyuncular var. 93'ün evet bu garnizona gitmesi lazım. Arka taraftan Douglas falan geliyor. Çöl Sunağı'nda bir etkinlik gösterememiş şu anda 960 toplanıyordu ama... burası yetersiz. Şimdi 93'ün çöl sunağına, 93-960'ın çöl sunağına inanılmaz kalabalık gelmiş. Rally artı Swarm'la birlikte burayı bir kere düşüreceklerdir. 960 Swarm'a devam ediyor. Reinforce'a devam ediyor ama 93 çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Hatta oyuncular Swarm atamıyor. Bakın Dead Wish'in kıtalarına bakın. Super'in kıtalarına bakın. Burada dance ediyor. Adeta bir dance ediyor. Rally'nin içerisindeki ordulara bakıyorum. 947k. Şimdi çöl sunağını da düşür lan artık. Garnizon düştü. 960 hala tutuyordu. Garnizon düştü. 93 bir de garnizon var mı içeride çöl sunağının? 93 şu anda çok kalabalık bir şekilde çöl sunağına gelmiş durumda. Garnizon da bırakırlarsa içeri. Hadi oğlum donma artık. Garnizon da varsa içeride bu çöl sunağından da bir kez puan üretiyorlar. Yaşam Mabedi'ne de oldukça kalabalık gelmişler. Rally'nin canına bakıyorum. 657k'sı varmayan oyuncular oldukça az ama bu rally... Ucu ucuna yeterli gibi sanki ucu ucuna Yaşam Mabedi'nde düşüreceklerdir. Şu anda çöl sunağı üstünlüğü ve Gökyüzü Sunağı'nı kendi kontrolüne alıyor şu anda 960. 2 dakika var puan üretimine. Burada garnizon yok. Henüz garnizon yerleştiremediler. Swarm atan oyuncular var 93 tarafından. Bir kere daha düşürseler ama bu bir tık zor olacak. Aşağı taraf masmavi oldu 93 tarafından. Aradaki puan farkı 700 ama bir 2300 puana daha ihtiyacı var 93'ün burada.
Evet, Çöl Sunağı'nda da garnizon var. 1 dakika var puan üretimine 93. Çok kalabalık olarak ön taraftan gelen oyuncuları dövmeye devam ediyor. Burada da bir kez puan üretecek. Yaşam mabederi düşürmüş ama burası bir tık zor. Burada da garnizon var. Hadi bakalım, Pavpav'ın cambarları oldukça düşük ama 1 dakika 20 saniye. Yaşam mabedinden gelen puan zaten çok az. Çok bir fark yaratmayacaktır ama bir kere puan üretirse çok iyi. Mei arka taraftan gel arkadaşım. Gel arkadaşım ön tarafa, içeri reinforce at. Çöl Sunağı'na bakıyorum, rally gitmeye çalışıyor. Şu anda 93 oyuncuları rally swarmlıyor. 30 saniye var Çöl Sunağı'nda puan üretmesine. Savaş mabedini de kazanıyor burada 93. Saha üstünlüğünü almış şu anda 93. 1000 puanla, 1000 puan farkla ön tarafta 50 saniye var Gökyüzü Sunağı'ndan puan üretecek. Arka taraftan 93 oyuncuları yaşam mabedini güvene almış. Kendi Çöl Sunağı'nı güvene almış durumda. İleri doğru hareket ediyor. Bakıyorum 10 saniye kalmış. İçeride garnizon yok ama garnizonumuz düşmüş. Çöl Sunağı'nda bir kere puan üretebilir mi? Lan garnizonu göremiyor. Lan garnizon, garnizon Liang mı, ben mi yanlış görüyorum? Hayır, garnizon var içeride. Garnizon var içeride ve Çöl Sunağı'ndan da bir puan üretiyor. 93 güzel kapatıyor ilk tabutun farkını. Güzel kapatıyor. Böyle devam ederse şu anda yukarıdan bir bakayım. 93 hala kalabalık ve 960 bu Çöl Sunağı'nı alamaz bu şekilde. Bir tur daha ihtiyacı var. Yaşam mabedindeki 93'ün üstünlüğü devam ediyor ve 20 saniye var puan üretimine. 960 dağılıyor mu, neler oluyor? 1400 puanlık üstünlüğü var şu anda 93'ün. 1600 puan kaldı. Puan üretimine şimdi tabutu teslim ettiler. Dakikada 740 puan üretiyor 93 T tarafı. Dakikada 250 puan üretiyor. 3 katı daha fazla üretiyor 60 GT'den 93 tarafı. Şimdi tabut teslim edildi. 1400 puanlık üstünlüğü var 60 GT'nin ama saha berbat durumda. Bir tane setileri karakolunda kaybetmiş durumda şu anda. Kendi savaş mabedine rally ile birlikte swarm'a giden oyuncular var ama önce ön taraftaki 93 oyuncularını dövmen lazım. Rally'ye swarm'la dağıtacaktır bu buradaki 93 oyuncuları. Çok kalabalıklar, 5 saniye sonra puan üretimine başlıyor. 93 burada. Gökyüzü Sunağı'na da bir saldırı var ama bu saldırı pek de yeterli durmayacak gibi. Hayır, rally'nin canına bakıyorum, 850k. Bak görüyor musun, görüyor musun? Henry Liang işte bu yüzden önemli. Swarm'lıyorsun, canın yanıyor. Liang alan vuruyor, canın yanıyor. Yenilenmek zorundasın. 93 sahayı masmavi yapmıştır. Hemen garnizonu değiştir. Garnizonu değiştir. 60 GT bu Gökyüzü Sunağı'nı şu anda sıvarma başladı. Garnizon yok mu içeride? Garnizon yok mu? Douglas burada olması lazım. Evet, garnizon şimdi değişti. Zaman kaybettirecekler. Zaman kaybetmeleri gerekiyor. 60 GT burada çok kalabalık ve cambarları yüksek oyuncular var. Sıvarma başladı. 93'ten de oyuncular var ama 60 GT burada 93'e göre kalabalık. Burada sadece zaman kaybettiler kendi Gökyüzü Sunağı'nda. Savaş mabetlerine bakıyorum. 93 buradan puan üretti. Arada 600 puan var. Maçın bitmesine 34 dakika. Tabutun çıkmasına 7 dakika var. Burayı da kaybedecektir 93. Çöl Sunağı daha önemli. Evet, şu anda burada tamamen bitmiş durumda 93 tarafı ve tabutun puan üstünlüğü sadece 500. 500 puana kadar ve hala yaşam mabedi ve savaş mabedi kontrolü 93 tarafında, saha üstünlüğü 93 tarafında. Bence bu tabutu mükemmel derecede puan farkını mükemmel derecede kapattı 93. Gökyüzü Sunağı'nda bir saldırı var. Sadece rally gitmiş, bu yeterli olmayacaktır. 28 lan, bağışları falan sonra okuyacağım arkadaşlar. Swarm var şimdi yaşam mabedine. Sadece 200 puan kaldı. Puan üretimleri daha 2 dakika sonra puan üretimine geçecek. Buradaki alınan mabetler 60 GT tarafından. Sivil neye duruyorsun mal? Dur öyle dur, öyle dur. İnterneti kopmuş galiba Sivil'in. Popo, içeri reinforce var mı? İçeri bir kıta reinforce var mı? Puan üretiminde 93 şu anda ön tarafa puan üretiminde 750 üretiyor. Dakikada 750 puan üretiyor 93. Dakikada şu anda 670'e düştü. 130 puan üretiyor 60 GT tarafı. Bırakın tabutu, biz size alanda. Lan oğlum 60 GT'ye nasıl sapladınız siz böyle? Savaş mabedine saldırısı vardı burada 60 GT'nin ama 93 ön tarafta karşılamış. Herhangi bir etkinlik gösteremiyor burada 60 GT tarafı. Direkt swarm'a gidiyor savaş mabedine. Tabutun çıkmasına 5,5 dakika. 93'ün şuradaki çizgilerine baktığım kadarıyla 93 daha erkenden rotasyon yapıyor ikinci tabuta. Bu tabutu kesinlikle 93'ün, bu tabutu 93 alırsa maç 93'ün diyebilir miyiz? 5-23 düşürüp tekrardan alırlarsa filan, evet 93'ün diyebiliriz. Gönül 93'ten yana. Yaşam mabedini hala alamamış durumda şu anda. Şu anda Henry Liang rallileri gelmiş. Şimdi mi akıllı Henry Nebukadnezar rallisi gelmiş? Henry Nebukadnezar daha hızlı ama Liang daha fazla demet çıkarıyor.
Şimdi kendi yaşam mabedeninde kontrolünü alacaktır. 600 puan öne geçti burada 93. 600 puan öne geçti. İlk tabutu kaybediyorsun ve 600 puan öne geçiyorsun. Arka tarafta çok durmuyor mu lan 60 GT? 60 GT çok durmuyor mu? Ver mehteri. Harbiden ver mehteri yani. 60 GT çok duruyor. Aa, dur. Dur öyle dur. Abi çok duruyor 60 GT. Bu 60 GT değil. Bu 60 GT değil. Şu anda çölsün ana bir saldırısı var ama bu saldırılar yetersiz. 30 saniye sonra puan üretiyor burada. Gökyüzsün ana rally artı swarm gelmiş 93 tarafından. Bu rally çok dolu bir şekilde gelmiş. Swarm atan oyuncular yeterli gibi görüyor burada görünüyor. Gökyüzsün ana düşürecek burada 93 960'ın garnizon yetersiz. Arka taraftan gelen 93 oyuncuları daha fazla, sahadaki 93 oyuncuları daha fazla rally artı swarm'la birlikte gökyüzsün ana üstünlüğü alıyor ve tabuta böyle gidiyor. Aradaki puan farkı 900 93 ön taraf önde şu anda. 5 saniye sonra puan üretimine başlayacak burada. 960 ama arka taraftan Henry Leung geliyor ve iki kıta pederle oğlum donma artık ne kadar çok donuyorsun ya. Bu sizde de böyle oluyor mu arkadaşlar? Henry Leung rallisi ve Shem ve pederin swarmıyla birlikte savaş mabedini deneyecek burada 93. Gökyüz sunandaki kontrolünü eline almış, içeri garnizonu bırakmış durumda. Sahaya bakıyorum, tabuta bakıyorum. 93 çok daha kalabalık. Keşke ön tarafa gitseler. Şimdiden fightlamaya başlasalar. Neden bunu yapmıyorlar acaba? Ama görmüyor olabilirler mi? Bakayım 93'ün totemini görebilir miyiz? Totem nerede 93? 93 totemini buraya bırakmış. 93 totemini kendi durduğu tarafa bırakmış. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Şu anda Barça bakın görüyor musunuz? Şu anda burayı kapatıyor. Ama görmüyor diyecektim ki. Agot burada iki kıtasıyla gösterdi. Çölsün ana da 93 anladığım kadarıyla yine sahaya oynamayı istiyor. Yaşam mabedinde bir sıvan var ama bu yetersiz. Puan üretimlerine bakayım. Dakikada 590 puan üretiyor 93. Dakikada 360 puan üretiyor. 960 tarafı. Şu anda puan... Tabutun çıkmasına 3 dakika gibi bir süre kaldı. Ya savaş mabedindeki saldırıya bakayım. Bu saldırı yeterli mi? Yetersiz. Çünkü 60 GT içeri reinforce bırakmış. Can barları oldukça düşük. Kendi gökyüzü sunaklarını kontrolüne alırlar. 50 saniye var 93'ün burada. Bir kez puan üretimini isterdik ama ne yazık ki olmadı. 1200 puanlık 93 üstünlüğü var şu anda. Puan üretiminde 93 felaket bir şekilde saplıyor sahaya. Legend FF mid'e gitmiyor. Tabuta gitmiyor ama... Arka taraftan gökyüzü sunağına gelmeye devam ediyor. Tabuttaki duruma bakıyorum. 93 pozisyon avantajı 93'te kesinlikle şu anda. Kesinlikle 93'te tabutun çıkmasına 2 dakika. Arka tarafta setileri karakollarına ilerleyen ordular var. 960 arkadan gelmeye devam ediyor ama 93 keşke daha evvelden saldırıya başlasaydı. Şu anda sahada her şey eşit durumda. Puan üretimi dakikada 150 puan daha fazla üretiyor 93 tarafı. Çünkü gökyüzü sunağı geri sayımda. 93 üstünlüğü devam ediyor. 1300 puanla birlikte 93 daha avantajlı pozisyon almaya devam ediyor. 1,5 dakika 1 dakika 40 saniye var tabutun çıkmasına. Savaş mabedi çölsün anda bir rally var şu anda 93'ün ama bu rally yetersiz. 960 o rally'yi swarmlamış ve düşük jambarıyla bırakıp tabuta doğru rotasyon yapıyor. Şimdi bu rally ve swarm'la birlikte yaşam mabedini kontrolüne alacak. 93 sahada mahvediyor 93. 93 sahada mahvediyor 960'ı. Bu tabutu da alırsa 93 bu maçı kazanıyor diyebilirim. Diyeceğim en azından. Yaşam mabedini kontrolünü aldı 93 burada. Pav pav. Yani buradaki oyuncular yetersiz. Çölsün anda da bir saldırı var şu anda bakıyorum. Garnizonun canı düşük. Sini arka taraftan bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Alanı kullanıyor. Bakın şu anda 93 tarafı şey tarafından bakacağım. Bakın görmüyorum. Bakın görmüyoruz. Görüyor musunuz? Görmüyoruz. 93 Sini şu anda bak mesela Sini şurada. Gördünüz mü? Rally ile birlikte swarm'a girecek şu anda. Legend FF de arka taraftan geliyor. İki taraftan swarm'a girecekler. Tabutta 960 sağ tarafı, 93 sol tarafı almış. 40 saniye var tabutun çıkmasına. 960 burada bakıyorum becerilere. 9 beceri 93 tarafında, 9 beceri 60 GT tarafında. Burada ölümü neler kullanılacaktır? Muhtemelen ölümü neler kullanılacaktır burada. Puan farkı 1700 puanlık 93 üstünlüğü var şu anda. Hem tabutu kaybetti, tabut puanını kapattı. 1700 puan da üstünlük aldı şu anda 93. İlk saldırıya geçen taraf henüz bir buff kullanılmadı. İki taraftan da Silent Flow patırtı kullanıyor. Patırtının üstüne belki gelirse bir de 67'den de patırtı geldi. Ölümüne gördük mü biz? Ölümüne gelmedi. Henüz iki taraftan da başka bir buff yok. İki tarafta patırtıyla oynuyor bu tabutu. İlk ağlayan kıta 93 tarafındandı. Alan üstünlüğüne Silent Flow'dan süper görüş geldi.
Aynı şekilde GT'den de 60 GT'den de süper görüş geldi. Saha üstünlüğü bir yaşam mavidi bir setiler karakol üstünlüğü var. 60 GT bir de Cennet'in zarafeti. İki tarafta Cennet'in zarafetini kullandı. Ağlayan kıtalar iki taraftan da eşit bir şekilde ilerliyor. 93'ten tabutu aldı ve kontrolü tekrardan kaybetti. Arka taraftan gelmeye devam ediyor. Savaş mabedindeki üstünlük var mı? Sadece Swarm var. Gökyüzü sunağını düşürdü burada. 93-60 GT'nin gökyüzü sunağını düşürdü. Tabutta da şu anda hala kalabalık. Yukarıdan bir bakıyorum. İki tarafta kalabalık bir şekilde ama 60 GT bu sefer çok daha fazla alıyor. Bakın sürekli aşağı tarafa gidiyor ağlayan kıtalar. Setface'ler sürekli ağlayan tarafa gidiyor. 1800-1900 puanlık üstünlük var. 93 tarafından 93 bu tabutu alıyor şu anda. Yüzde olarak %70-80 sahada 93 kalabalık kırmızı kıtalar oldukça az. Bir de yaşam mabedi ve gökyüzü sunağı üstünlüğü var burada. 93'ün 60 GT bye bye happiness diyorum. Bye bye happiness. Şu anda 6-7 kıta var. 93 tabutu aldı götürüyor. Helal olsun size çocuklar. Bu tabut 3500 puan. Savaş mabedini de düşürüyor burada. 93-960'ın ağlayan kıtalar gidiyor. Bakayım buraya hiçbir risk yok şu anda 93 tarafından. 60 GT buraya hiçbir şey yapamaz. Becerileri de sıfırlandı zaten. Gökyüzünden şimdi savaş mabetlerini kendi kontrollerini aldılar ama bakalım burada garnizon var mı? Sen o kırmızı cambarınla nah alırsın. Helal olsun lan 93. Helal olsun lan 93. Devam et. 40 saniye sonra burada gökyüzü sunağından bir de puan üretecek. Savaş çöl sunağını da düşürüyor burada 93. 1 dakika 50 saniye var puan üretimine. Henüz garnizona çevirmediler ama muhtemelen bunun içinde garnizon vardır. Rally ile alındıysa garnizon geri dönüyor. Dönme lan dönme. Bak rally artı swarm atınca garnizon geri dönüyor. Gördüğünüz gibi garnizon var yoksa bunun içinde. Allah kahretmesin. Neyse ki çabuk fark ettiler ve içeri reinforce girdi ve garnizonu çeviriyor. Lar hadi lan çevirirdi şimdi 93 tabuttan 93 agresif oynuyor biraz işte 93 oyuncularının bir kısmını 60 GT'nin savaş mabedini oyuncularının ağırlıktaki kısmını da 960'ın çöl sunağına doğru rotasyon yapmış. 1 dakika var burada puan üretmesine. Arka taraftan oyuncular gelmeye devam ediyor. 960 yenilenip çıkıyor ama nafile çaba diye göreceğiz. Rage quit attı herhalde 60 GT'dekiler. Henüz 25 dakika var ama 93 bu tabutu teslim edecek 12 dakika. Geriye kalacak 13, 8, 5 dakika kalacak. Biz her türlü 3. tabutu da göreceğiz. 5 dakika bir tabutun götürülmesi için çok gayet yeterli bir süre. Biz büyük ihtimalle 3. tabut mücadelesinde göreceğiz. Şimdi 40 saniye var burada kendi çözsün. 60'ın çözsün anda puan üretmesine 93 tarafından. Swarm henüz gelmedi. 30 saniye kadar düştü. 93 bir de burada sahayı dövüyor. Abi hem sahayı dövüyor hem tabutu götürüyor. 93 inanılmaz iyi oynadı burayı. İnanılmaz iyi oynadı. Tabutu da sapladı. Tabutu da sapladı. Gördünüz BCK'nın şimdi Justinian Nevski rallisi geldi. 20 saniye var burada 93'ün puan üretimine. Arka taraftan gelen oyuncular swarm atacaklardır. Bakalım burada rally yeterli olacak mı? Hayır 960 sahadaki oyunculara... Sahadaki oyunculara gidiyor şu anda. 5 saniye 93 bu çözsün anda da bir kez puan üretecektir kesinlikle. 3 saniye falan yetersiz artık. Aradaki puan üretimine bakıyorum. Dakikada 740 puan üretiyor 93. Dakikada 260 puan üretiyor 60 GT. Oğlum donma artık. Saha üstünlüğü şu anda kesinlikle 93'te. Bu rally artı Swarm'la birlikte 93'ün sahadaki oyuncuları da kalmadığı için kendi çöl sunağını şimdi kendi kontrolüne alıyor 960 ama 2 dakika sonra puan üretimine yani 22 dakika kala puan üretimine başlayacak 960 tarafı. Sahada bir tane setileri karakolu üstünlüğü var şu anda 93'ün. Aradaki puan farkı 3300 olmuş durumda ve 3500 puan burada safe bir şekilde 93'ün şehirleri içerisinde. Setileri karakoluna bir saldırı var şu anda ama 1 dakika var puan üretimine, o imkansız. Rally gelmiş Şem'den, Henry Liang rallisi. 93 burada 960'ın saldırısını rahat bir şekilde geri püskürtmüş durumda. Arka taraftan bakıyorum cambarları oldukça düşük. 60 GT oyuncuları burada yaşam mabedine bir saldırı gerçekleştirecek muhtemelen ama burası yetersiz çünkü 93 buraya ordularını çıkarmış bir şekilde. Legend FF'den şimdi Justinian Nevski rallisi gidiyor. Sanırım ilk defa gördüm 93 tarafından. Osiris ligi boyunca
İlk defa gördüm 93 tarafından süvari rallisi. Genelde Legend Baba, Henry Lian Gaçar, Douglas içerisine Heraklius, YSS koyar. Savaş Mabedi'nde bir ralli var, yetersiz. Çöl Sunan'da bir saldırı var, yetersiz. Savaş Mabedi'ne şimdi bir saldırısı gidiyor. Henry Liang'la gidiyor 60 GT. Gökyüzü Sunan'a bakıyorum, 93 gayet güzel bir şekilde geri püskürtmüş 60 GT'nin buradaki saldırısını. Savaş Mabedi'ndeki ralli devam ediyor hala. Gökyüzü Sunan'ın durumuna bakalım. Gökyüzü Sunan'da şu anda Legend FF'in rallisi vuruyor ama swarm yok. Bir tane swarm atan 60 GT oyuncusu var. Arka taraftan Douglas ve Legend FF swarm'a geliyor. Eğer burada 60 GT olmazsa bir kıta çıkıyor bu arada. Bunlar yetersiz. Swarm'la birlikte bu Gökyüzü Sunan'ı kaybedecektir 60 GT. Şimdi Yaşam Mabedi'nde ralli artısı varmayacak kıtalarla birlikte 93 bu Yaşam Mabedi'ni kaybedecektir. 60 GT burada Yaşam Mabedi'ni, 93'ün Yaşam Mabedi'ni alacak ama kendi Gökyüzü Sunan'ı veriyor. Burada avantajlı taraf kim? Tabii ki 93, çünkü Sunaklar daha fazla puan üretiyor mabetlere göre. sahada her şey eşit durumda. Puan üretiminde sadece 30 puan daha fazla üretiyor. Dakikada daha 30 puan fazla üretiyor 93 tarafı. Arka taraftan oyuncular çıkıyor geliyor ama burası yetersiz olacak gibi duruyor. 60 GT şimdi 93'ün Yaşam Mabedi'ni kontrolünü aldı ama Gökyüzü Sunan'ı kaybettin. Gökyüzü Sunan'ı kaybettin. Yaşam Mabedi hiç önemli değil. 93 burada üstünlüğü aldı ve ön tarafa doğru çıkıyor. 1 dakika 50 saniye var puan üretimine. Tabutun teslim edilmesine 8 dakika var. Puan üretiminde 93 inanılmaz ön tarafta. 4000 puana kadar çıkmış durumda 93 de yine. 3500 puan da tabutta. 7500 puan 93'ün üstünlüğü var diyebiliriz. 60 GT şu anda çok kalabalık bir şekilde 93'ün çöl sınavına gelmiş ama gelen ralliyi direkt swarm'la dağıtmış 93 burada. Şimdi sahadaki oyuncularla birlikte swarm'a mı geliyor? Hayır, 93'ün rallisi, 93'ün sahadaki oyuncularını dövmeye çalışıyorlar. Şu anda çöl sunanda bir saldırı var 93 tarafından. İçerideki garnizona bakıyorum. 93 swarmlayan oyunculara bakıyorum. Burası bir kere düşebilir. Garnizonun canı oldukça düşük ve 93 60'ın çöl sunanı da düşürüyor ve puan üretimlerini engelliyor burada. Aradaki puan farkı 4000'e kadar çıkmış durumda. Yaşam Mabedi'nde bir saldırı var şu anda 93. 960'ın burada puan üretmesini istemiyor. 50 saniye var puan üretimine ama bu yetersiz duracak. 50 saniye sonra Gökyüzü Sunan'da 60'ın Gökyüzü Sunan'da puan üretiyor. Burada Legend'ın ve Douglas'ın kıtaları gelen ralliyi swarmlayıp göndermek için yeterli olacaktır. Kenny'den şimdi 680k dolmuyor. Ralliler dolmuyor. Evet, alanda sahada reinforce atılıyor bu ralliler ama rallinin dolu çıkması. Niye ralliler dolu çıkmıyor? Niye ralliler dolu gitmiyor 60 GT tarafından? Şimdi sahadaki oyunculara bir saldırı var 60 GT tarafı, 60 GT oyuncularından. Puan üretimine 30 saniye var. Kendi Yaşam Mabedi'ni kontrolüne almış. Çöl Sunan'da saldırısı var şu anda 60'ın. Kendi Çöl Sunan'ı, yani bak 93 kendi gökyüzü, kendi 93 ilk tabutu kaybetti ve sahayı masmavi yaptı. Puan üretemese de biz sahayı masmavi gördük iki tarafı da. Ama 60 GT sahayı tabutu kaybetmesine rağmen sahada hiçbir etkinlik gösteremedi. 5 saniye var burada Gökyüzü Sunan'dan puan üretmesine. Şu anda 93'ün 2 saniye, 1 saniye ve burada Gökyüzü Sunan'dan bir kere dahi olsa puan üretiyor 93. Aşağı tarafta Çöl Sunan'ı kontrolünü aldı. İçeride garnizon yok. İçeride garnizon yok. Puan üstünlüğü 4200 olarak devam ediyor 93 tarafından. Ralli artısı var mı var ama bunlar yetersiz olacak. Yaşam Mabedi'ni korumuş durumda 60 GT şu anda. 93 şu anda inanılmaz savunma yapıyor. Yani farm hesaplarından mı daldırıyorlar artık anlamadım ama bir şeyler yapıyorlar. Şimdi Çöl Sunan'da bir tık üstünlük var 960'ın ama gelen ralliyi swarmlayıp gönderiyor 93 oyuncuları. Arka taraftan da gelmeye devam ediyor. 960 burada swarmlamaya devam ediyor. Swarmlayan oyuncuların can barları düşük ama yedikleri damage de düşük. Şu anda garnizon içerisi dolu değil. Adam kırmızı can barıyla 700 damage yiyor swarmladığı garnizondan. Bakalım 93 bu çöl sınarını savunabilecek mi? Çok zor gibi görünüyor ama garnizon önce alıp kenara çıkın lan. Arka taraftan geliyor oyuncular. Garnizona bakalım girebilecek mi? Swarmlayan oyuncuların can barı oldukça düşük. Rally patladı gidecek neredeyse. 93 swarm atmaya devam ediyor. Bu çöl sınarını kaybediyor. Ama buradaki üstünlüğünü tekrardan kendi kontrolüne alacaktır. Hayret, garnizon var içeride. Hayret. Nereden öğrendiniz lan siz bunları? Neyse, garnizon da bıraktı şu anda buraya 60 GT ama yetersiz. Sahadaki kıtalarının can barları oldukça düşük. 1,5 dakika var. Puan üretimine imkansız. Arka taraftan 93 Tiger Peder garnizonuyla bile gelmiş.
burayı tekrardan kendi kontrolüne alacaktır. Şu anda sahada her şey üstün. Abi 93 kaybediyor ama dakikada puan üretiminde bakar mısınız? 150 puan daha fazla üretiyor 93. Yani 960 hem tabutu kaybet hem sahaya saplıyor ama bu 60 GT berbat bir şekilde ilerliyor. 60 GT'ye basan var mı lan aramızda? Bak oylama ankete at, 93'e basmayın lan ankete. Ankette 93'e basmayın lan. 60 GT'ye basanlar 93'e basmasın. Arka taraftan şimdi kendilerini göstermemeye çalışıyor oyuncular burada, swarm atmak için bekliyorlar. 50 saniye var burada puan üretimine. Şimdi swarm'a gelen Mayo var arka taraftan ama 60 GT buraya bu sefer kalabalık geliyor. 960'ın buradaki oyuncuları yetersiz, ralliler henüz çıkmamış durumda. Şimdi 93 can barları düşük ama bu can barlarınla yenilenmen, gidip ağlaman lazımdı. 93 şimdi bir top yapacak ve rally çıkan, rally bir çıkarsa inşallah rally ile birlikte savaş mabedine gidecektir. Sahada her şey eşit şu anda. Yaşam mabedine bir saldırı gidiyor, 706k gidiyor. Abi 1 milyon değil mi? Niye 300k az bir şey mi? Niye dolu gitmiyor bu ralliler? Niye dolu gitmiyor? 60 GT beni çok şaşırtıyor. Yani ben 93'ü destekliyorum ama 60 GT beni çok şaşırtıyor. Arada 4000 kaybolmuş, 4700 puanlık üstünlüğü var 93'ün. 3500 puanın teslim edilmesine sadece 3,5 dakika var. Nerede lan tabut? Tabutun teslim edilmesine 3 dakika 50 saniye var. Biz 8 dakika her türlü bir tabut mücadelesi daha göreceğiz. O son tabutu 60 GT almak zorunda. 4000 puan verecek o tabut. Ama aynı zamanda sahayı da vermemeli. Sahayı da vermemeli. Şu anda kendi çöl sınavını da kaybediyor. 60 GT burada. 60 GT dağılmış durumda şu anda. Garnizonu bakalım verdi mi? Garnizon değişti mi? Sahada kalabalık, 60 GT kalabalık. Yani oyuncular var ama cambarları oldukça düşük. Sadece 1-2 kıtanın... sadece BCK'nın iki kıtasının şu anda garnizon içeride değil. Garnizon içeride değil. Garnizon yine swarm'la birlikte geri mi gitti? Pöpö burada bak. Şimdi garnizona çevirdiler. 93 ikinci garnizon getirmiş. İki tane garnizon getirmiş. Çöl sunağına iki tane garnizon getirmiş. Bir tane de setileri karakolu üstünlüğü var şimdi. 60 GT'nin burayı kontrolünü alması için rally artı oyuncuları toparlaması gerekiyor buraya. Şimdi rallisi gelmiş. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Rally geliyor, vuruyor. Sen o rally'yi swarmlayıp ağlatıp göndermek istiyorsun ama senin cambarın yok oluyor. Bak, bu adam sahada bir etkinlik gösteremez. Bu adam sahada bir etkinlik gösteremez. Bu yüzden Henry Liang, bu yüzden Henry Nebuchadnezzar. Bana sorarsanız Henry Nebuchadnezzar, bakın. Rally'den daha fazla damage yemelerini istedikleri için rally'de şu anda bakın burada şey var. Süvari var. Rally'den daha fazla damage yemelerini istedikleri için, cambarları daha da bitmelerini istedikleri için 93 okçu rallisine süvari falan atıyor. Bunları da belirteyim. 40 saniye var, 45 saniye var burada çöl sunağında puan üretmesine 93'ün. Bu yeterli olacak mı? Ön taraftan gelen 60 GT oyuncularını darlamaya devam ediyor. 35 saniye var puan üretimine. Puan üretimine bakıyorum. Dakikada 590 puan üretiyor. 93'te dakikada 410 puan üretiyor 60 GT tarafı. 180 puanlık bir üstünlük var dakikada puan üretimine baktığım kadarıyla. Bu setler karakolunda da bir üstünlüğü var ama setler karakolu çok önemli değil. 60 GT dağılmış durumda. Maçın bitmesine 14 dakika var. Şimdi savaş mabedine bir rally geldi. Şem tarafından yine birkaç ordu swarm'a gidiyor. 960'tan da swarm gelmiş. Bak Justinian Nevski gördün mü? Bak Justinian Nevski yetmiyor abi, yetmiyor. Yetmiyor. Henry'nin karşı saldırısı. Bak şimdi. 7 damage o. 28k damage yedi ya. 28k damage yedi. Kesinlikle bir sonraki maçta, yani bu maçı %70, %80 93 aldı diyebiliriz herhalde ama son tabut ve farmlarla birlikte son tabut mücadelesini görmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçta kesinlikle 60 GT'nin rallileri de Henry Liang ya da Henry Nebuchadnezzar'a dönecektir. Justin Yannevski şimdi 93 burada. 60 GT'nin çöl sunağından puan üretmiş ve şimdi tekrardan kazanıyor 960. Swarm yani BCK artık çok geç. Artık çok geç. Yapılan bu saatten sonra yapılan Henry Young'lar çok geç. Gökyüzü sunağında bir rally gitmiş. Henry Young rallileri gidiyor. Neden acaba? Bak gördün mü? Can barı yok. 150k kıta ama 8k damage vuruyor Bad Boy'un kıtasına. Alan vurarak mahvediyor. Şu anda garnizonu yerleştirmiş durumda. Sahada her şey eşit durumda. 5000 puanlık birazdan 30 saniye 40 saniye sonra 8500 olacak. 5000 puanlık yani 8500 puanlık 93 üstünlüğüyle şu anda maç devam ediyor diyebilir miyiz?
8500 puanlık 93 üstünlüğü var. Tabutun çıkmasına 8 dakika, 5 dakika gibi bir süre kalacak. Bir tabutun alınıp götürülmesine yeterli, çok yeterli bir süre. 93 burada tabutta zaman kaza, yani götürse bile 4000 puan elde edecek. 4000 puan elde edecek ve arada 4000 puanlık, 4500 puanlık puan üstünlüğü var 93'ün. Ve dakikada 180 puan fazlalıkla puan üretiminde önde devam ediyor 93. Sahada her şey eşit göründüğüne bakmayın. Geri sayımda 50 saniye rally artı sıvarımı bekliyor. Burada oyuncular 93 çok kalabalık bir şekilde gelmiş. Mükemmel bir baskı var 60 GT tarafında. Sahada her şey eşit durabilir ama burada 93'ün bir kalabalığı var. Rally geliyor, arka taraftan sıvarıma gelen oyuncular var. Bir kişi kendini saklamış. Rally'ye reinforce diyeceğim. Hayır ama yani bu da muhtemelen arka taraftaki T1 değilse muhtemelen arka taraftaki şeyleri kesiyor. Farm yapan oyuncuları falan kesiyor. Popo'nun görevi bu olması gerekiyor. Şimdi 60 GT burada çok kalabalık ama Swarmman bak burayı izleyelim. Burayı birlikte izleyelim. Swarmman'ca oyuncuların can barları zaten yok. Rally şimdi bir de alan vuracak. Shaft'ını kaydıracak orta tarafta. Bak Civil. Civil'in Etofield'ına bakın. Etofield'la gelmiş Swarm atıyor şu anda. 305k kıtası vardı. 305k kıtası vardı. 60 GT burada bariz daha kalabalık. Ama sahada varlık gösteremeyecek duruma geliyor kıtalar. Swarm atıyorsun yetmiyor işte abi. Bak 270k'ya düştü. 270k daha dur. Rally'nin canı. Rally ne kadar? 770k rally daha. Swarm'a devam ediyor Civil şu anda. 206k. Yani hem Henry'nin karşı saldırı hasarı hem Liang'ın alan hasarı. Lan burayı alıyor mu 93 yoksa? Rally'nin canı oldukça yüksek. Swarmlayan oyuncuların can barları yetersiz. Arka taraftan rally'yi swarmlayan oyuncular yetersiz. Civil ağladı. İçeri reinforce yok. Civil yapamaz buraya hiçbir şey. Şimdi Henry Nebuchadnezzar rally'si gidiyor ve çok da hızlı gidiyor. Yukarı tarafa bakın. 8700 puanlık üstünlük var. Yukarı tarafta gökyüzü sunağını almış durumda. Bu yaşam mabedini de düşürüyor 93-960'ın. Ama anladığım, gördüğüm kadarıyla 960 organize gidiyor gökyüzü sunağına 93'ün. Evet kalabalık bir şekilde gidiyor ama 93 arka taraftan şehirler yakın olduğu için geliyor saha üstünlüğünde şu anda bir yaşam mabedi. Bir gökyüzü sunağı. Kendi yaşam mabedini de kaybetmiş 93 orada. Gökyüzü sunağındaki üstünlüklerine bakmak istiyorum burada. Çok üstün bir şekilde gelmişler buraya 93. Hem kalabalıklar, 50 saniye var puan üretimine. İçeri reinforce giriyor Legend FF. Bak 350k Chaos'unu koyuyor içeri reinforce. Henry'sini dışarı çekiyor. Şimdi alanda savaşmaya devam ediyor. Çöl sunağında bir saldırı var burada 60 GT tarafından ama bu saldırı yetersiz. Yaşam mabedinde 50 saniye sonra puan üretiyor ama 960 şu anda oraya bir rotasyon yapmıyor. 30 saniye sonra puan üretimine başlıyor. Gökyüzü sunağında çöl sunağını da düşürdü burada 60 GT. Tabutun çıkmasına 5 dakika. Yoksa tabuta mı yöneliyor kıtalar diye bakıyorum. Tabuta mı yöneliyor? Hayır yönelmiyor. Aksine 93 tarafından sadece bir kişi tabuta yönelmeye şimdiden başlamış. İçeride garnizon henüz yok. Henüz garnizon yok çöl sunağında. 1,5 dakika sonra puan üretiyor burada 93 tarafı. Garnizon şimdi çevrildi. 365 93 tarafında setiler karakolu üstünlüğü var. Yaşam mabedindeki üstünlük 93 tarafından devam ediyor. Bad Boy 22k kıtası yetersiz olacaktır. İçeride garnizon varsa 30 saniye buradaki swarmlayan oyuncular yetersiz kalabilir. Şimdi Henry Nebuchadnezzar rallisiyle birlikte bir saldırıya çıkıyor 960 tarafı. Sahayı kaybetti. Tabutu kaybetti. 960 böyle biterse bu maç rezil oldu diyebiliriz. Bence 960 rezil oldu diyebiliriz. Bu ne oğlum? Yukarıda aşağı taraf masmavi olmuş zaten. İçeride garnizon var. 10 saniye var puan üretimine. Buradan bir kere dahi olsa puan üretecektir. Arada 9100 puanlık üstünlüğü var 93'ün. Tabutun çıkmasına 4 dakika. Yaşam mabedinden bir kere dahi olsa puan üretiyor. Savaş mabedinden bakalım puan üretimini yapabilecek mi? 93 burada arka taraftan sıvarma geliyor. 30 saniye var. Şurada 2 tane kıta bekliyor. Muhtemelen bunlar reinforce kıtası. 30 saniye sonra puan üretimine başlıyor. Burada 960'tan oyuncular tabuta doğru rotasyon yapıyor diyebilirim ama çok fazla değiller. 20 saniye var burada 93. 960'ın çöl sunağında puan üretimine. 15 saniye sıvarma artı rally ile birlikte bakalım burası yeterli olacak mı? Puan üretimine alacak burada bir kere dahi olsa 93. 150 puan üretiyor. Dakikada 150 puan üretiyor 60 GT. 5 saniye kaldı ama rally dans ediyor şu anda swarmlayan kıtalardan. 1 saniye ve çöl sunağında bir kere dahi olsa puan üretiyor 93 burada. Gökyüzü sunağına bir rallisi var 960'ın 93 tarafından ama 960 bak
bir aktiflik gösteremiyor. Saldırıda aktiflik gösteremiyor. Şimdi kendi çöl sunağını ve yaşam mabedini kontrolüne alacaktır. 960 tarafı tabuta doğru rotasyon var. Şu anda 960'tan kalabalık bir şekilde tabuta ilerliyorlar. 8 dakika var maçın bitmesine. 2 dakika 50 saniye var tabutun çıkmasına. Saha üstünlüğü şu anda hala 93'te. Dakikada 660 puan üretiyor 93'te. Dakikada 150 puan üretiyor 960 tarafı. Ve daha 2 dakika var puan üretmelerine. Yani 5 dakika kala böyle tutsalar 5 dakika kala puan üretimine başlayacaklar. Sahada şu anda her şey eşit görünebilir ama puan üstünlüğü 10 bin, yani 10 binde ya. 9500 puan üstünlüğü var 93'ün. Maçın bitmesine 7 dakika 20 saniye, tabutun çıkmasına 2 dakika 20 saniye. Yani bu tabutun götürülmesine 5 dakika gibi bir süre var. 93 bakalım burada nasıl bir aktiflik gösterecek ve bu puan yeterli olmayacak 960 için. Bunu ekstradan tekrar belirteyim. Bu puan yeterli olmayacak. Ekstradan farm yapmaları gerekiyor. Bakalım, yani biz bakamıyoruz işte. Yani bakabilmem lazım. Yoksa hiç kimse farm mı yapmıyor? Yani hiç yok. 93 tarafına bakalım. Yani farm yapan kıtalara bakamıyoruz işte kanks. O yüzden ben bu her ikisi de olayına, şu görüş menzilindeki her ikisi de olayına ayarım. Buraya 960 sağlam bir şekilde gelmiş gibi görünüyor. Rally artısı var mı birlikte. Gökyüzü sunağını, 93'ün gökyüzü sunağını alacak gibi duruyor. Bakalım. Rally Swarm'la patlatacaklar. İçeri bir kıta reinforce girerse, şu an içeri bir kıta reinforce girerse bu garnizonun patlama imkanı yok. Sarıya çıktı şu anda. Çöl sunağında da bir saldırı var. 960 tarafından yetersiz bir saldırı. Tabuta gelmeye devam ediyor. 93 bir tık daha kalabalık sanki. Arka taraftan gelmeye devam ediyor. Becerilere bakıyorum. Şimdi ölümü neler gelecektir? Şimdi ölümü neler gelecektir? Neler neler gelecektir şu anda? Setileri karakolu üstünlüğü var şu anda 93'ün. Dakikada 290 puan daha fazla üretiyor. Tabutun çıkmasına 1 dakika, saldırıya geçen taraf burada 960. Bakalım ölümü neleri göreceğiz mi? Cennetin zarafetlerini göreceğiz mi? İki tarafın da becerileri full durumda. Sahada her şey eşit durumda. Silent Flow'dan yine süper görüş geldi. Süper görüş alandaki bütün kıtaları etkilediği için efektif bir skill. Aslında 960 tarafından herhangi bir beceri kullanılmadı şu anda. Şimdi kullanılıyor süper görüş. İlk ağlayan kıta, iki kıta 960'tan gitti. Üçüncü kıta 960'tan gidiyor. Sahada her şey eşit ama şu anda 93 tarafı dövüyor diyebiliriz. Son bu tabutu 93 tarafı dövüyor diyebiliriz. Ağlayan kıtalar 93'ten 960'tan daha fazla. Şimdi yukarıdan baktığım kadarıyla iki tarafta biraz dengeli gibi. Arka taraftan 93 oyuncuları da gelmeye devam ediyor. 960'tan gelen başka oyuncu yok. İki tarafta 6 becerilik buff, becerisini safe'liyor. Çünkü bu tabutu alıp taşımaya çalışacak 960 tarafı. Muhtemelen bundan dolayı ölümü neler kullanılmadı. Tabutta 960 dövüyor gibi, ağlayan kıtalar daha fazla 93 tarafından ama şimdi savaş mabedini kaybediyor 960. Maçın bitmesine 5 dakika kaldı. Bakalım bu tabuta ilk kim dokunmuş? Tabii ki 93 dokunmuş. Kaptan Marvel, çek oğlum kıtanı geri. Çek oğlum kıtanı geri. Yürü oğlum, götür geri. Götür geri. Kaptan Marvel yürü. Şu anda ilerletiyor Xiang Yu ile birlikte 40k falan derken 960 bu tabutu düşürüyor. Arada 10.500, 10.200 puanlık. 10.300, 10.400, Allah kahretsin, 10.300 puanlık 93 üstünlüğü devam ediyor. 960 son tabutu dövmüş durumda ama arka taraftan 93 yoksa bir ışınlanma deneyebilir mi? 93'ü görmek istiyorum ya. 93'ü görmek istiyorum. Yine master stratejiyle arka taraftan sağlam bir şekilde gelir mi acaba 93 diye buraya bakıyorum. Bu tabutta da bir şeyler yapabilir. 93 yapabilir. Savaş mabedindeki üstünlük devam ediyor. 30 saniye sonra puan üretimine başlıyor 93 orada. Çöl sunağında da bir rally var ama bu rally yetersiz. Tabutta fightlamaya devam ediyorlar ama 960 burayı sert bir şekilde dövdü. Maçın bitmesine 4 dakika var. Bu master stratejiyi kesinlikle kullanacaktır. 6 becerilik bu beceriyle birlikte arka taraftan 93 gelecektir. Toplanan kıtalar görmek istiyorum. Toplanan kıtalar görmeye çalışıyorum şu anda. 6 beceri ellerinde neden tutuyorlar? 93'ün tutmaması lazım. 60 yetinin de tutmaması lazım şu anda. Tabut safe bir şekilde diyebilir miyiz? Şu anda safe, evet safe 960 kalabalık bir şey ama 93 arka taraftan geliyor.
arka taraftan gelmeye devam ediyor. Bu tabutu bırakmayacak. Bu tabutu götürtmeyecek. 3 dakika sır. Evet şimdi 60 GT'den 60 20 saniye arkadaşlar. 20 saniye sayın. 60 GT'den bu tabut şehirlerin etrafına taşınmaya gidiyor. Tabut düşerse inanılmaz komedi olur. Tabutun camlarına bakıyorum. Tabutu düşürsenize. Lan lan lan. 10 saniye kadar var. Sakin ama yetişemeyecek. Mei bu cam. Mei düşürdü. Mei Xiangyu'yla düşürdü. Mei düşü. Allah kahretmesin ya. 960 tabutu Master Strateji ile birlikte kendi şehirlerine doğru taşıdı. Oğlum çok azdı ya. Çok azdı. Cam barına bakar mısınız? 17K kalmış. 17K ve tabutu teslim ediyor. Şu anda aradaki puan farkı 6500 puanlık üstünlük var 93 tarafından. Maçın bitmesine 2 dakika 46 saniye. Biz şeyleri göremiyoruz. Bir de çöl sunağını kaybetmiş 93 burada. Tabuta doğru rotasyon yaptı tabii ki. Ulan var ya, komedi olurdu. Gerçekten komedi olurdu. Eğer o tabut orada düşseydi 960'ın bütün kıtaları ışınlanmış oluyordu. Tabut öyle tek başına kalıyordu. Lan çok iyi olurdu ya. Manzara çok güzel olurdu. Neyse sağlık olsun. 93 burada kendi çöl sunağının kontrolünü aldı. Gökyüzü sunağını da düşürmüş durumda 960'ın. Maçın bitmesine 2 dakika var. Puan üretiminde 80 puanlık üstünlüğü var dakikada ki üretilen puan olarak. Nereye cennetin zarafeti geldi lan? 93 bir yere cennetin zarafeti kullandı ama burayı kaçırdım. Çöl sunağını kaybediyor şu anda 93 tekrardan swarm'la orayı aldı. Cennetin zarafeti buraya mı geldi acaba? Cennetin zarafeti kullandı bir yere 93 ama o noktayı kaçırdım. 50 saniye var burada puan üretimine, maçın bitmesine 1 dakika 50 saniye var. 6700 puanlık üstünlük 93 tarafından devam ediyor. Setileri karakolunda da bir üstünlüğü var 93'ün şu anda. 60 GT cırmalıyor ama yetersiz. Biz arka taraftaki görmüyoruz. Ne yazık ki göremiyoruz. Bir farmdan marmdan bir şey yapabilir mi acaba bu kadar puan farkına? 1,5 dakika kaldı çünkü. Sahadaki üstünlük zaten 93'te. 960 saha üstünlüğünü hiç alamadı diyebiliriz. Arkadaşlar bana sorarsanız bu maç genelinde 960 rezil oldu. Of. Ne oluyor? Sini kankam da gelmiş burada. 960 dayak yedi, ezildi diyebiliriz ya. Ezildi diyebiliriz. Bakayım. 217 oy var. 217 oy var. 60 GT %54. 93'te %46. Biz anketi kapatıyoruz bu arada. Anketi kapatıyoruz. Arkadaşım şimdi ben o dükkanı bir boşaltayım. Şimdi ben o 60 GT oynayan var mı? 60 GT oynayan var mı arkadaşlar burada? Sinicim tebrik ediyorum. Birkaç yerde durdun gördüm ama it. Ne biçim oynuyorsun lan? Öyle oyun mu olur? Evet çok iyi olurdu ama bu da 60 GT için çok fazla olurdu. Gökhan onikleri cebine koy, gel beraber Boğaz'da yemek yiyelim. ben bugünden sonra duramam kanka. Kıbrıs'a Mıbrıs'a gideceğim bu oniklerle. Duramam ben bu oniklerle. Metin Yage şurada bağlamıştı. Oyundan mesaj geldi 60 kaybetti diye yazmış. Yage yeni hesabınla gelirsin ya da hiç gelme. Ben uyarmıştım zaten. Metin 300 saniye banlamış seni ama ben kalıcı olarak banlıyorum. Hoşça kal. Orayı görmek istedim çünkü. Şimdi baktım. Tebrik ediyoruz 93'ü. 93 burada 60 GT'ye demeyelim öyle şey demeyelim. 91 milyon kill ne demek lan? Al şş, burayı da ekle. Resistance burayı da ekle oğlum. 93'ün kastığı kill puanına burayı da ekle. Arkadaşlar ben bir hava alayım malum. Ama 120 kişiyiz, 50 beğeni de kalmışız ya. Yani gerçekten ben ne yapayım anlamıyorum ya. Ne yapayım, kendime mi vuram, neler yapayım yani. İnanılmaz keyifli bir maçtı. İnanılmaz keyifli bir maçtı. Malzeme skoru 1352. 900 puanlık üstünlüğü var. Burada 60 GT 7000 puan tabutta koymuş. İşgal skoruna bakın arkadaşlar. İşgal skoruna bak. 31.369 19.800 20.000 11.000 11.000 puanı zaten buradan koymuş 93. Tabuta gerek yok.
Helal olsun 93. Helal olsun. Sinicim teşekkür ederim. Sini gel lan bir şeyler ısmarlayayım. Bahis yattı. Abi bir şey diyeyim. 60 GT'yi oynadınız mı gerçekten ya? 60 GT'yi oynadınız mı ya? Yapmayın ya. Gerçekten yapmayın ya. Serhat Sözer 5 kişi üyelik hediye etmiş bu arada. Serhat'cığım teşekkür ediyorum kesene bereket desteğin için. Can 8 aydır Eşan grubundaymış, 93 maçı alırsa milletin efendisi Sini için 1 dakikalık saygı duruşu isterim. Lan bu Sini, lan bu Sini nerelerden nerelere. Ama bak nasıl canlandı kardeşim. Kaç zamandır yayında yoktu. Kaç zamandır yayında yoktu. Camsın Emre Arsal aleykümselam teşekkür ederim. Kaç zamandır yayında yoktu kardeşim. Hoş gelmiş Sinicim, hoş gelmişsin. Milletin efendisi Sini. Koylu Sini, milletin efendisi. Koylu'nun %90 60 GT'ye oynadı herkes. Aha aynen Ali Mert yine modluk alamadı yani. Zaten vermeyecektim de. Ne almışız bir bakalım ya. Anam anam anam. 26.773. Teşekkür ederim. Hemen biz bir şey yapalım. Oğlum bizimkiler arka tarafta karuak kesiyorlar lan. Vurdunuz mu gerçekten? Kestiniz mi lan karuakları? Ben siz kestiniz mi? Aa saat 7'ye demişlerdi. Vallahi yapmışlar. Hainler ya. Oğlum beklesenize beni. Niye beklemediniz lan? Bir yarım saat bekleseydiniz. Neyse. Beter olun. İnşallah heykel meykel gelmemiştir size. Şu ben bir dükkanı bir dükkanı bir boşaltalım ya. Oh ver lazım savaş leydisi en sevdiğim tamam ver zaten kitabımız da yoktu kitap da ver. Ne sapladı be. Beter olun. 93 sağ olsun dükkanı temizledik. Bir de 60'a basmış oyunda Ali Mert galiba. Allah sizi kahretmesin ya. Abi 60 GT'ye 774 milyon oyun var zaten. Oynamazdım ki ben. Hiç oynamazdım yani. Ben de bir tane zor kestim Ramiz'i saati ayarlasaydın. Ya ben hiç fark etmedim ya. Farkında değildim. 30 kal. Bizimkiler de farkında değildir ya. Yoksa şey yaparlar. Acelesi olanlar mı vardı? Oğlum akşama 2 saat sonra erteleseydiniz. Sen dediysen bak o zaman ben birilerinin şey yapacağım. Şu marketten kitapları almasam komutan 60 milyon. Ya işte yok mu kardeşim bu dükkana başka bir şey gelmiyor mu ya? Gelmiyor mu ya bu dükkana başka bir şey? Dükkana bir şeyler alalım ya. Yalnız 60 GT ezildi diyebilir miyiz ya 60 GT? Ne oldu 60 GT'ye? Ne oldu 60 GT'ye? Vallahi mutluluktan uçacağım. Ya ne mutluluğu kardeşim 93 bak. Horus Osiris Ligi'nin efendisidir. Bak Horus Diyarı Osiris Ligi'nin efendisidir. 93'ün 0 iyileştirme yapması ve 960'ın asker iyileştirmesi güzelliği. Abi 91 milyon kill var orada. Kaan. 91 milyon kill var. Üstüne KVK kaybetse durum daha bitmedi arkadaşlar. Daha yani daha bu ilk round. Bu ilk round. İkinci round 22'sinde. Yani bu maçı bak şu kesinlikle bir faktör. 60 GT'nin Justinian Nevski rallileri kesinlikle bir faktör. 93'ün Henry Liang rallileri çok daha önemli. Bak bırak Justinian Nevski'yi Henry Nebukadnezar aç. Tamam Henry Liang açma. Henry Nebukadnezar aç çok daha fazla zarar verirsin karşı tarafa. İşte Henry Nebukadnezar hızlı ilerler. Oradan zarar verirsin. Tüm hasarı var. Oradan zarar verirsin. Henry'nin karşı saldırı hasarı var. Kesinlikle bir 960'ın rallileri değiştirmesi gerekiyor. Justinian Nevski ile olmaz. Olmaz. Justinian Nevski ile olmaz. Mehmet Sekin ikinci rahatta GT alacak demiş. Bakalım göreceğiz. Sonraki maç Kale'ye falan denk gelmiyor. Kale 23'ünde. Bir sonraki maç 22'sinde. Bir gün önce. Kingsland'den bir gün önce oluyor bir sonraki maç. Zuge en iyisi ne bu çöp. Ya oğlum Justinian Nevski açacağına diyorum. Justinian Nevski açacağını. Adamlar Justinian Nevski açıyor. Justinian Nevski. Tamam Henry Liang da açmasın ya. Zuge şey açsın. Henry Nebukadnezar açsın. Justinian Nevski açacağına. Ben bunu diyorum. Diğer sezon 960'da 365, 34, 93 arasına düşecek. Diğer olarak bu 960 final 1'e göremez. Oo, çok sert olacak ama. Yok yok bu 960 1v ve CST'yi dövebilir ya. Açsın ya boş rally o 1vs1'de iyi sadece.
Ya. Yok yok. Kardeşim. Güzel çiçeğim. Sayın sapladığım seni. Justin Yanevski'den Sıvarmlayan Ordulara göre filan daha iyidir Henry Nebuchadnezzar. Bunu ifade ediyorum. Anladın mı? Bunu ifade ediyorum. Demiyorum ki Henry Leung'dan daha iyi Henry Nebuchadnezzar. GT ikinci maç Züge açacak mı? İki tane Züge açıyorlarmış değil mi? Reis bir sonraki maça kim var, kim oynuyoruz? 25.000 basacağım. Kankam dur ya, belki dükkanı yenilerler ya, Ali Yurdakul. Bekle ya, bizde var abi. 60 GT'ye basanlar düşünsün. Kimse de kendini ifşalamıyor ha. Kimse de kendini ifşalamıyor. Yok mu kardeşim 60 GT'ye oynayan? Gerçekten bu chatte hiç 60 GT'ye oynayan yok mu? Her ne gerçekten çok iyi okçu rallisi olarak. Yani kesinlikle bir faktör. Çünkü adamlar sahada oynayamadı. Sen 60 GT'ye mi oynadın Abuzer? Allah seni kahretmesin. Beter ol. Oh Abuzer bak şurada. Şurada 26.773 var ya. Senin de payın var orada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol desteğin için. Çok sağ ol. Vallahi minnettarım. Sana da minnettarım. Ya. Sen de mi bastın Mehmet Sekin? Telal olsun. Gorgo raporlarını gördün mü? Gördüm ama simülasyon. Ben oynadım GT'ye. Sana da helal olsun 60'ı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım haftaya da siz kazanırsınız. Yani umarım haftaya yani dükkanı boşaltın. Ben isterim ki dükkanı boşaltın. Ama ben isterim ki 93 kazansın o Series ligini. Sen 60 GT'ye mi bastın beni dinlemedin? Sen beter ol ama Aşil. Sen beter ol ya. Abi sen dedin 60 GT kazanır ama gönlüm 93 diye. Ama ben 93 oynadım. Sen de 93 oynasaydın. Ankette 60 dedim ama orikleri 93'e bastım. Biz ankette de 93'üyüz. Bizim yolumuz belli kardeşim. Bir 93 doğumlu değiliz. 94'üz. O da oradan bir seneden bir şey olmaz. Şey değiliz yani. 93 yayını da 93 kişi beğeniye basmış mı lan? Yayını da bir 93 yapalım ya beğeni. Bir beğeni 93 yapalım abi. 135 kişi izliyordu yayını. Beğeni 60'ta kalmış ya. Tarafım yok, garanti para istiyorum. Onun garantisini veremeyiz kankam. Onun garantisini sana kimse veremez. Seni yine konuşmaya başladı. Diğer iki maç lüz alır. 93 oynadım. Dükkanda bir şey kalmadı. Alacak bir şey kalmadı. Ne güzel dönüyorsun be reis. Abi biz 93'üyüz. Biz her zaman 93'üyüz ya. İnşallah GT KVK'yı kaybetmez. Belli olmaz. Bak o işte belli olmaz. Yani inşallah kaybeder. İnşallah kaybederler. Birlik. Bakalım yarın geliyor. Buranın burada da yarın biraz keyifli oğlum bu ne ya? Yarın biraz keyifli olur burası. Niye donuyorsun? Neden donuyorsun? Drop yemiyoruz değil mi? Yemiyoruz. Şöyle bir azıcık geyik yapalım sonra kaçam gidem yemek yiyem. 2377 çok sağlam müttefik ve Gökhan çok zor kaybetmeleri. Oğlum 1606 da gelecek ama. Bak 2377'nin buraya gitmesi lazım. Bu 1875'e bu 2891'i delik deşik etmesi lazım. 60 GT zaten dövüyor. 1606 da bu tarafa gelir. GT tarafına. Ve böyle devam eder. Aha. Ulan harbiden Martel Heraklius tutuyorlar ya lan. Harbiden Martel Heraklius tutuyorlar. Ama GT çok güç düştü. Yani PM fotom nasıl baksana bir. Güzel olmuş kardeşim. Çok yaratıcı. Sen misin bu? Çok güzel olmuş. Çok yaratıcı olmuş. Rezistans lazer tutma tavşan değil o bakıp kaçıyor. GT kaybetse biz de kaybederiz. Almanya Osmanlı misali. Neyi kaybedeceksin Melik ya? Kaybetsin kardeşim ya. Leopard kaybetsin. İşine gelmeyince toz oluyor ya. Evet kaçtı değil mi? Koparıyor. Sini değil mi? Oğlum siz de adamı niye darlıyorsunuz lan? Geliyor konuşuyor da oğlum işte. Adamı tebrik edin tebrik. Adam final oynadı. Horus'a sapladı. Geliyor şeye de saplıyor şimdi. Diyarlara da saplıyor.
Yalnız GT ne güç düştü be. Çok da önemli değil ama. GT tüm sinirini One V'den çıkaracak şimdi. One V'de savaşmıyor ki. One V'de savaşmıyor ki. 200 bastım, 2000 aldım. Teşekkürler 20 hesap. 200'e 20 bin mi? Hmm. O kadar mı vardı? Ahmet Aziz mi ne kadar yapmış? Ahmet Aziz 3 milyar yapmış henüz. Henüz 3 milyar. 17K orik kazandım. Tebrik ediyorum. 15. kez kaybedilen KVK konuşulursa durmaz adam tabi. Değil mi? Kaan yani bizimkiler de toksik diyor işte ya. Bizde para masaya konur. Beşiktaş 1903 6 euro göndermiş. Gitti paralar, 60 verdim demiş. Ah be ya. Teşekkür ederim desteğin için. Ah be ya. Ya abi bak Allah aşkına 774 milyon bahis yapılmış. Bir tarafa da 84 milyon bahis yapılmış. 60 GT kazansa ne alacaksın ki ya? Lan 2000 bahis yapsan 2300 olacak ya. Ne alacaksın ki? Holiday aleykümselam. Ya adam o kadar laf söylüyorsun sonra niye bize kızıyorsun? Ben mi? Ben söylerim. Ben söylerim abi, ben herkese söylerim. Ben söylerim. Ama benle sininin arasındaki muhabbetten size ne kardeşim ya? Siz benden dolayı mı adama saplıyorsunuz? Benden dolayı saplamayın. Benim adamla aramdaki muhabbet ve adam itin hesabına 1 milyar kill puanı kastım ben bu KVK'da. 4400 bastım, 5000 kazandım. Helal olsun. Helal olsun. Efe Aslan aleykümselam. Teşekkür ediyorum. Nasıl kaybedilen? Yarın alıyorlarmış kralın topraklarını. Ben öyle dedim. Ya canım. Bizim ruhumuz fakir, ondan bastık. Ya abi yani vallahi komedi yani. Bak ben 60 GT'ye basacağına hiç basma. Biriksin orada. O iki tane materyali al. 60 GT'ye niye basarsın ki? Şimdi bak görürsün. Şeyler dengeli olacak şimdi. İşte 200 milyon GT tarafında olacak. 250 milyon 93 taraf. 220 milyon 93 T tarafında olacak. Şimdiki bahisler böyle olacak. Göreceksiniz. Bu ilk şeyde de olmuştu. Horus diyarındaki ilk maçlarında da olmuştu bu böyle. 93'ün. JST ile miydi? JST ile olan ilk maçında değil mi? Orada olmuştu. Orada olmuştu. Bir de 60 GT inanılmaz kötüydü bak. Gerçekten çok kötüydü 60 GT. 93 nefes aldırmadı 60 GT'ye. Yani tamam tabutu kaybetti. Bak 93 ilk tabutu kaybetti. 93 ilk tabutu kaybetti. Sonra sahaya ne oldu? Saha masmaviydi. 93 ikinci tabutu kaybetti. Sonra ne oldu? Saha yine maviydi. Yani GT bir üstünlük alamadı. Sonrakine 60 kazanır. Bakalım göreceğiz. Leopard Facebook'ta cevap verdi mi? Yani bak şeydir. Yazacaktır bir şeyler. Her şey eşitken nasıl 960 yener deniyoruz? Atın at gözlüklerini. Yani her şey eşitti işte, gördük. K244 bu 60'ı döver miydi? İşte o çok 400 puanla falan bitti ya. Hani o çok şansa derim yani ben ona. Çok şansa aldı 60 GT o maçı. Oğlum kim dolduruyor lan? Tabii sıvarma olmayınca bayrağı yakmak zor. Kaleyi yakmak zor. 60 GT güzel başladı. Sonra baskı yiyince stres yaptılar. Orada gitti zaten. Bak maçın kopma anı neresi diyebiliriz? Maçın kopma anı neresi diyebiliriz? Maçın kopma anı kesinlikle ikinci tabut ya. İkinci tabut. Her şey Leopard Silent'ın tırnağı olamaz. Yani ben Leopard'la oynamadım. Silent'la oynadım. Tamam Silent okey. Sağlam. Leopard'ı bilmiyorum. Tamam toksik moksik ama oynamadığım için bir şey diyemem. Savcı aleyküm selam. Geçen maç 1093'e bahis oynadım, kaybettim. Bu hafta 60'a oynadım, yine kaybettim. Hafta yeniden 60'a oynayacağım 93 kazansın diye. Helal olsun sana. Şimdi sıvarım geldi buraya. Garnizonun 7 damage fazla, sıvarmayanların can 7 damage az, patladı kale, patladı. İkinci tabut sonrası değil mi? Bu ana aleyküm selam, teşekkür ederim. Yarın 90 GT tüm hıncını One V'den çıkarır. 90 GT. İkinci tabuttan önce alanı kaybettiler, daha orada koptular. İkinci tabuttan önce değil ki alanı kayb. Yani ikinci tabuttan önce aslında baktığında da süre olarak çok daha önceden kaybettiler şeyi.
tabutu. Van Wey'nin buradaki bu kalesi gitmiş. Yani bu kale patlamış tamamen. Martel delilik artık. Vallahi Martel Heraklius raporlar çok iyi kan. Yani gördün mü bilmiyorum. Gerçekten çok iyi raporlar. Ya birebir de iyi rapor alıyor. Tabutu birinci sahayı ilk tabutu aldıkları ve tuttukları sırada kaybettiler arkadaşlar. Baktılar biz sahada gidiyoruz, patladık yani tabutu teslim ettiler. Bak 60 GT'nin de JST'nin de ama gördük ikinci tabutta dayak yediler. Ben yine JST tarafına dediğim gibi yine aynı şeyi söylüyorum. Allah Ahmet Aziz 3 milyar 157 milyon yapmış bu arada. 60 GT abi sahanı tut, kendine ait olan her şeyi tut, git tabutu döv gel teslim et, git tabutu döv gel teslim et. Bu kadar basit lan kazanacağı şey ama yapamıyor işte. İlk tabutu dövdü, ikinciyi kaybetti. Çünkü burada her şey eşit. buralara bakalım. Burada herhangi bir şey yok herhalde. Saat kaç olmuş? 7.30. Biz kaç kişiyiz? 76 kişiyiz. Gördüm de 34489 hatası yapıyor. Kaleleri tutamayınca anlamı yok. Farm filan tutsalar ya neden saldılar çok. Farmla tutuyorlar zaten. Martel Hera'ya swarm atmıyorlar. Ama birebir rapor da iyi. Birebir rapor da iyi İsvet. Yani o yüzden diyorum swarmlayanlar zaten geberiyor. Birebir de iyi. Şu bir de 75 tarafına bakayım. Burayı erişemedim ya. Gurun kalesi. Burada da bu yanmış. Sanırım bugün erişecek sanırım buraya. 875. Pekala. Arkadaşlar müsaadenizi istiyorum. İzlediğiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Yarın bir gün şey yaparım. Krallıkların yayınını yaparım. Bir krallık yayını yaparız. Krallıklara bakarız. Bayağı oldu onu yapmayalı. Göç edecek varsa göç edeceği krallıkların krallıklara bakarız insanların. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki canlı yayın ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla esen kalın.